kimse damatlarla ilgilenmiyor. Sanki orada öyle bir ev yok. Ya da arkadaş olmak için gelmişler damatlarla. Ya ne bileyim, ben seni kıskanayım mesela, öyle tartışalım. Başka bir şey olsun, ona tartışalım. Ama böyle tanıma yolu, sevgili, onları tartışmayalım artık. Sen Ünal'a karşı bir şey hissediyorsun. Ama ailen istemiyor. Ama ailen istemediği için de bu şekilde hareket ediyorsun'a döndü mevzu. Gözde'ye inanılmaz derecede bir hislerim var. Ve bu kısa dönemde de olsa aşka dönüştü. Onur'u beğeniyorum görünüş olarak. Tankut'u da beğeniyorum. İşte öyle insanlar olsa olur falan diyorlar ya, biz burada şey miyiz, hani örnek karakter miyiz? Birinin mi? Örnek kişilik olarak mı burada bu programın içindeyiz ya da bu evde yaşıyoruz? Anlamış değilim. Yani şu örnek karakter, evet dışarıdaki adaylara duyurulur. Şunun gibi olursa evlenebilirim gibi bir açıklama var mı ya? Ya burada birini beğenmişsindir, onun için gelmişsindir. İki kişiyi aynı anda beğenmek gibi... Bak, bir şey dışarıdan gelmek, aynı karakterler olur, benzer karakterler hiç olur. Hiç alakası yok. Tankut'la tamam, Tankut çok ayrı. Onur'un hiç alakası yok. Belki davranış şekilleri benziyor olabilir ama o dış görünüşten bahsediyor. Buraya geldikten sonra da hiç kimseyle ilgilenmemek... Benim yani, dikkatimi ne çekti biliyor musun? Çok bana üstüne, samimiyetsiz geliyor ya böyle şeyler. Üstüne tepki çekmek istemiyor Yağmur. Çünkü burada Onur'la Aycan inşallah barışır gibi söyledi. Ben ısrarla soruyorum, peki barışmasalar diyorum, sen bir yola girer misin? E diyor, başkasına duyguları olan bir insanla olmaz. E diyorum, bitse bir yola girer misin? E diyor, yok olmaz. E ondan sonra Onur'la olabilir. Yani bu bence sırf tepki çekmemek için biliyor musun? Sırf üstüme şeyleri almayayım diye. Okları kendime hedef yapmayayım diye. Bir de görünüş olarak beğenmesi daha kötü değil mi karakterini aynen beğenmesinden? Öyle. Görünüş olarak beğendiysen hoşlanıyorsun demektir zaten. Karakterini beğenirsen oradan bir derece kurtarabilirsin. Anlamadım ben. Ama ben de anlamadım. Ya gerçekten artık buraya gelenler dışarıdan bu ev için, böyle gelinler evi için geliyormuş gibi hissediyorum ben, biliyor musun? Hiç kimse damatlarla ilgilenmiyor. Sanki orada öyle bir ev yok. Ya da arkadaş olmak için gelmişler damatlarla. Şimdi bak, takılıp takılmama olayı büyük bir ihtimal şeyden kaynaklanıyor kardeşim. Çünkü bu olay burada defalarca konuşuluyor, anladın evet, mı? Tamam. Siz tanımıyor mısınız, sevgili misiniz diye biz burada tartışıyoruz. Tamam, ve ben düşünmüyorum gidiyoruz. Öyle. Toçya'ya da söylüyoruz sen bunu. Savundun mu? Senin de bunu. Çok basit ya. Peki bir de... Çok basit. Biz sevgili izlersin, tutarsın, tamam mı? Rank diye bir konuşma yaparsın. Hayır abi, onu da bırak. Biz birbirinden hoşlanan iki insanız. Evet. Abi, tamam bitti. Abi, ben zaten bunu öyle savunuyorum ya. Ben onun elini tuttuğumda ya, ne hissettiğimi biliyorum yani. Peki sen yani bunu savunurken niye o ne sana abi tanışma yolundan sevgili olun derken ben daha sevgili olmaya hazır değilim dedin? Tuğçe diye. Peki niye ben böyle bir şey yazdığını söylüyorum? Bu kavramın, bu cümlelerin kolay kurulmadığını ona anlatmaya çalışıyorum. Tankut Bey, sevgili erkeklere damat adayı Tankut Bey. Peki niye kimse şunu sorgulamıyor? Niye Tuğçe bu hafta böyle bir şeye kalkıştı ve geçen haftalarda daha hiç bunu söylemezken bu hafta birden artık sevgili olalım, tahtaya adımızı yazalım demeye başladı. Acaba geçen hafta finalde en fazla oyu alan Tuğçe ve Akın olduğu için olama ihtimali yüksek mi? Abi ne alakası var? Duyguları olgunlaşıyor. Belki kaybetme korkusu girmiştir içine. Olabilir. Olabilir. O da olabilir. Ama şöyle bir durum da var. Şu da olabilir. Artık aradan zaman geçti. Ve bu zaman içerisinde zaten kız buraya geldiği adayı açıklayarak geldi. Tuğçe diyor, ben diyor artık sevgili olmak istiyorum. Zeytinyağı var mı ya? Çok tepki alıyorum diyor. Hı. Aslında onu sevgili olmak istiyorum da bizim verdiğimiz tepkilerden olayı, kendi istediği için değil yani. Akın da tanıma yolundayız mı dedi? Akın da ben dedi kalıplara sokamam dedi ilişkimi dedi. Akın'ın başından beri söylediği şey bu. Tutarlı bir görüş. Hep aynı şeyi söylüyor çocuk, tamam. Ama Tuğçe'nin önce tanıma yolundayız deyip kendisi tanıma yolunda olduğunu savunuyordu. Sonrasında biz onun üstüne gidince madem sarıldım bilmem ne böyle tanımam yolum olur deyince bizim tepkilerimizden ötürü Akın öyle yükseldi. Kesinlikle kendi düşüncesi değil yani. Ya Tuğçe zaten nereye çeksen oraya gelebilecek bir kız yani. Kendi duygularıma göre hareket edeceğim diyor ama kendi duygusu olmadığı için hiçbir şekilde hareket edemiyor Akın'a kendi karşı. Duygusu. Akın onu konuşurken de yönetiyor, duygularını da yönetiyor. Öyle. Tanıma yolunda mıyız, ilişkiye başladık mı orada da yönetiyor ama bizden tepki alınca bu sefer işte Akın'a baskı yaptı. Bak, o yüzden de kavga ne etmişti. Var biliyor musun? Ay, Tuğçe'de, Yağmur'da da ben bunu gördüm. Kendini bu eve kabullendirme isteği var. Gelinler evine? Evet. Hmm. Çünkü o çok böyle korumacı konuşuyor. Kimseye üstüne tepkisini çekmeden düşünerek konuşuyor. Tuğçe de sen zaten
bizim ona hani bu böyle değil, bu böyle değil dediğimiz şekilde akını gidip tepki veriyor. E sen daha, siz buraya bize kabullendirmek için mi geldiniz kendinizi? Ya zaten da ne bileyim, amaç ne? Burada kız gelinler evinde eğlenmek mi? Buraya gelmek tek tek amacın senin. En ufak sinirlenince zaten içindekini çıkartıyor Sibel'e karşı neler dedik mi? Hatırlıyorsun. Belki benim aklımda başkası var ya da başka biri olacak. Tüm tartıştığımız için çok üzgünüm. Bir daha bu şekilde tartışmak istemiyorum. İçim rahatladı. Yani benim bunu anlamana çok sevindim. Sen buraya milletin ilişkisiyle ilgilenmek için mi geldin? Kendine kısmet bulmak için mi geldin? Güzel düşünmüşsün, çok mükemmel düşünmüşsün. Ben de ilk defa birisi için mekan çabattım geçen sene. Onur, Tankut tipinde kişilere hatta bayılıyorum dedim. Ben senin sesine hayranım. Neden misin? Çok hoşuma gidiyor sen konuşunca. Ufacık bir kıvılcım da olsa vardı ve ilk günlerde bu hemen hop söndü. Gelecek hayatımda siz hiçbiriniz benim hayatımda olmayacaksınız. Bu işte başka işler var. Ben eğer bir konuşmaya başlarsan, anladın mı? Ev yerinden oynar. İstemiyorum. Sevmiyorum. Neyi sorguluyor hala? Geldiğinden beri bekar olsun, ilişkisi olsun, herkese sohbet etmeye çok meyillisin. Bu evde daha yaşayacağın neler var neler? Benim yaşayacağım bir şey kalmadı. Ben yönetmek istemiyorum bir erkeği. Erkeğin beni yönetmesinden keyif alıyorum. Onun gözyaşına kurban olurum yani ben. O yüzden de en hayırlısı bu olacak. Sen Berker'in sana burada yapmış olduğunu benden çıkarttın. İlgisizliktir bu. Abi, şeyden yana değil, yani benden yana da kıyamet yani şey. Kopan. Yani Didem'den yani şimdi yana şöyle değil, bir, benden şöyle yana da bir, kıyamet kopan. Şöyle bir durum söz konusu olsaydı kıyamet kopmazdı. Burada yer bulamıyorum. Onur abi, şöyle bir durum söz konusu olsaydı kıyamet kopmazdı. Birlik ve beraberlik içinde birbirinizi tanıyan iki insan olsaydınız. Evet. Birbirinizi bilen iki insan olsaydınız. Bravo. Sen kalkıp başka bir yere otursaydın belki bravo, aranızdaki durumdan dolayı kız sana kalkıp bir şey demezdi. Bak kardeşim burada yani, burada çiftlere karşı saygı var, tamam mı? Çiftlere saygı var. Yani bir eğer yer verilecekse ilk önce çiftler. Eğer dışarıda konuşulacaksa ilk önce çiftler. Tamam mı kardeşim? Orada sevgilin oturmuş. Başkası önemli değil. Sen rica et, Akın sen oraya git diyen birisi kalkar zaten. Kalkar. Ya ama Akın oraya gitmeyip abi dur ben nerede oturacağım yaparsa, anladın mı? Ben o zaman derim ki kardeşim siz hakikaten ya, enteresan iletişimleriniz kopukluk var abi. Bir kopukluk o var. O soğukluk, yani kopukluk, ilgisizlik hepsi bir iş. Belki o an bir şey oldu ve ben oturmadım yani. Ne oldu bu? Ne bir oldu? Şeyi anlat abi adayı. Bak, adını yatırsın. Ben Akın bozuldum hadi. O Akın oraya tek başına oturdu diye ben bozuldum. Tamam, ilgisiz işte. O da beni i̇şte seviyor. Biz hocam var. Kabul ediyorum. İlgisiz sana işte. Tamam, ben bunu kabul ediyorum. Bak, ben bozuldum o tek başına oraya oturduğu için, bana seslenmediği için. Ama ben şunu yapamam oradan. Olur abi bak, gitti kız arkadaşım oraya oturdu. Ben yanına oturamıyorum mu diyeyim yani. Ona söyle git. Ne bu ilgisizliğinde? Ona git abi. Kardeşim o an insanların içinde niye yüzüne vurayım? Ne biliyorsun söylemediğimi? Cancağızım ya. Tamam abi, söylediysen problem yok ki. Tamam işte. Zaten problem onun oraya tek başına oturuyor olması. Kız onu bu kadar çok düşünürken, onun için birçok şey yapmaya çabalarken, onun bu kadar düşüncesiz davranması çok kırdı Sibel'i açıkçası yani. Ya Sibel'i çok kırdı da, Sibel sürekli her konuşmada ben Gökhan'ı kıskanmıyorum diye özellikle üstüne vurmuyor mu? Evet. Dünkü hareketi neydi o zaman? Dünkü hareketi neydi biliyor musun? 2-3 gün önce daha Tuğçe ona dedi ya, senin erkek arkadaşın da benimle ilgilenmesin o zaman diye. Böyle bir algıdan korktu tekrar. Sen de işte yarın öbür gün ona senin erkek arkadaşın da beni balkona çağırdı dersin diye çok üzüldü. Ya birincisi ben böyle bir şey demem. İkincisi, ikinci sefer Gökhan geldiğinde hatasını anlayıp geldi değil mi? Konuştular, bir şeyleri halletmiş olmaları gerekiyordu. Madem olay kıskançlık değil, hani onun düşüncesizliği ise Gökhan zaten burada açıklamasını yaptı düşüncesizliği için. Sorunlarını çözmüş olmaları gerekmiyor mu? Ama hala aralarındaki gerginlik devam etti. Demek ki bunun tek sebebi Gökhan'ın düşüncesizliği değil. Sibel ne kadar ben kıskanmıyorum dese de aslında kıskanıyor. Kıskanç olduğunu mu düşünüyorsun?
Kesinlikle. Neden kıskanç olduğunu kabul etmiyor Gökhan'a karşı anlamış değilim. Yani evet kıskanıyor. Neden biliyor musun? Ben de bunun farkındayım, görüyorum. Ve her kadın zaten, her erkekte sevdiği, değer verdiği kadını kıskanmaz mı? Ya da erkeği. Aynen öyle, paylaşmak istemezsin. Ben sevdiğim arkadaşlarımı bile kıskanıyorum. Mesela Adnan dans ediyordu Farima ile, ben gördüm ilk önce, ne yapıyorsun diye. Ben bunları bile kıskanırım değer verdiğim insanlara karşı, ama Sibel ısrarla kıskanç olmadığını kabul ediyor ki bence çok... Niye biliyor musun? Zamanında Didem'e ya da bu evdekilere kıskançlık yaptığında tepki gösterdiği için. Hani sen böyle böyle diyordunu karşısına sunmayalım diye. Zamanında çok tepki göstermedi mi? Kıskançlık yapıyorlar diye bu evdeki gelin adaylarına, evet, Didem'e evet tepki gösterdi. Çoğu insana gösterdi. E şimdi ona diyecekler ki hani öyleydi Sibel? Böyle bir şey yaşayacağını tahmin etmedi diyorsun. Aynen öyle. Nitan gerçekten sevinci kıskanıyormuş. O, onun farkında değildi. Şimdi de kabul edemiyor söylediği şeylere karşı. Doğru söylüyorsun.
Burada ne yaşıyorsak, burada insanların içinde konuştuğun diye bir durum yok. Burada zaten insanlar izleyecek eninde sonunda. Ben orada Didem'e bir şeyler söylüyorum, bir bakıyorum buraya görüntü verilmiş, gelmiş. Tankut Bey bana bir şeyler söylüyor. Ne gerek var? Ben içime atıyorum. Konuşuluyor, görülüyor işte. Doğru anladın söylüyorsun. Mı? Ben bazı şeyleri içime atıyorum ama... Sen içine atıyorsun bro. Ve kırmak istemiyor. Bizi de, bizi eskiden kardeşin olarak görürdün. Şu an hala artık öyle görüyorsun. Bizi kardeşin olarak görmüyorsun. Ciddi misin sen ya? Ben saçmalıyorsun şu an. Biz abi sanki ilişkini, senin ilişkini bozmaya çalışan adamsın. Ben öyle bir şey hissetmiyorum. Ben mi yanlış hatırlıyorum burada? Bozmaya çalışmıyorsunuz, arkadaşlarımsınız dedin. Evet. Oraya gittin, kimse umurumda değil dedin. Abi o cümleyi kaç kere açıklayayım daha ya? Ben onu oradaki bizim aramızdaki duygu için söylüyorum. Yorumlar için bir şey yapmıyorum. Diyorum ki söyleyebilirler, evet. Ben almam harcadın. Gerekeni alırım diyorum yani. İşin özü bu. Konuşmanın anlamı bu. Erkeklerini harcadın abi. Burada söylediğin lafı çiğnedin işte. Abicim Allah Allah. Bak bunu ısrarla iddia ediyorsun ama bu böyle değil kardeşim. Bunu ikimiz de iyi biliyoruz. Çiğnemedim ben. Almam gerekeni alırım ama bizim ikimizin arasındaki şey yine bizi ilgilendirir. Ben kulaklarını kapayacağı zaman var. O mesajı aldı yani. Şimdi ben karşımdaki gelin adayını anlattığım ve onun anladığı bir cümleyi tekrar burada gelip bir kere daha anlatmamın bir anlamı yok ki abicim. Evet benim arkadaşlarım yaşa. Anlamadan öyle sen düşünüyorsa. Sen yaşayarak gör akın. Bak benim arkadaşlarım arkamdan böyle düşünüyor ve benim arkamdan birkaç cümle dönüyorsa bu evde benim arkadaşlarım da canı sağ olsun kardeşim, sıkıntı değil yani. Biz itmesek yine de yapmaz biliyor musunuz? Şimdi gaza geldi. Evet. Biz söylemeseydik yine yapmaz. Onun akına davranışları zaten bizim ona verdiğimiz tepkilerle aynı orantıda yürüyor. Biz abi ona ne için tepki verirsek? Adım atmıyor. Hissediyorsan adım at, bir şey yap. İlla erkek mi adım atacak sürekli yani? Ama şimdi o zaman kendini sen çalışıyorsun. Ama olay ne biliyor musun? Adım atsınlar. Şimdi diyorsun illa erkek mi adım atacak? Daha iki dakika da olmadı ya. Adım atsın o zaman. Ben benim. Ama sen şu an kendi düşünceni söylüyorsun. İyi de ben onlara adayım diye bir şey söylemedim ki. Neden ısrar ediyorsun? Galiba şu an sana hak veriyorum Hüseyin. Belki benim aklımda başkası var ya da başka biri olacak. Aman Allah'ım. Hadi buyurun. Sen bir tane de beş kuş ne peşindesin acaba? Ama bu işler... Ben hepsini söyleyeyim de hangisi olursa. Bundan da dejavu oldum şu an. Elemeye gittim bir an geçen İyi hafta. İyi de onlar öyle değil mi ya? Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Hani ya nasip, ya nasip dersek burada üç sezon falan geçer. İkinci turçana lazım geçecek. Ooo. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Tuğçe, biz de senden konuşuyorduk. Yo gözlerim. Bakayım kim gelmiş? Aslında. Akın gözlerinde eriyor, bitiyor, hiç görmüyorsun onu diyorduk. Bak istediğimiz elektrik geldi. Ama hepimizi yanlış çıkarttım. Ben yapamadım. Düşünmeyen adam. Bunu çok sevdiğini biliyorum. Buralara kadar kahvaltı getirmez. Bismillah, evet. Bunu sen çok seviyorsun. Sana bir şey yapmak çok zor ama biliyor musun? Bak yapamadım. Bana bir şey yapmak için illa gösteriş yapmana gerek yok. Sen yap yeterli. Olmadı. Aslında onun görüntüsü daha iyiydi. Böyle karmiye şeklinde. Tamam. Bana afiyet olsun. Benzememiş mi? Uzaklaşalım. Benzememiş mi? Benzemiş çok güzel olmuş. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bu bir ada mı? Adanın üstünde iki tane palmiye mi? Evet. Aslında böyle yanlara doğru açılıyor. Böyle güzel bir görseli vardı. Öyle bakma. Başka bir şeye benziyor öyle bakınca. Böyle bakıyorlar ya. Yok öyle bakma. Başka bir şey yapma öyle bir şey. Burası deniz, dalgalar. O sunuma önem veriyor işi gereği. O yüzden. Güzel olmuş bence. Öğreneceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Ben sana öğretirim ya. Gelin. Dur. Şey vereyim. Siz ben yalnız bırakayım canım şimdi. Önemli. Çok az izin konuşacağınız konular. 5 dakikacık. 5 dakika mı? Kavga evet, edeceğiniz konular olabilir. Hemen konuşmaya giriyorum. Az önceki konu. Şöyle ben de söyleyeceğim. Evet, ben seni dinliyorum, sen geldin. Buyur. Dün tartıştığımız için çok üzgünüm. Bir daha bu şekilde tartışmak istemiyorum. Bunun bir yolu, tanıma yolu, bilmem ne, sevgili durumum. Sadece duygumu yaşamak istiyorum. Tamam. Böyle düşünüyor musun gerçekten evet. Artık? Tamam, bunun bir... Sıfata bunun bağlı bir yolu yok. Tamam, sıfata bağlı değil. Benim duygum böyle, senin duygun öyle. Artık böyle bunun olsun. Bunun bir olgunlaşma süreci var zaten. Merak etme yani, tamam? Tamam, artık öyle olsun. İsimlere istiyorum. Takılmayalım istiyorum ben de. Ben de öyle istiyorum. Söz mü? Dün için çok üzgünüm. Söz mü? Gerçi sen bana karşı biraz daha serttin ama... sen de bir özür dilersen. Ben seni dinliyorum, hoşuma gitti, güzel oldu. Artık öyle gerçekten. Tanıma yolu, yani sevgili, ona ben takılmıyorum. Ben duygumu yaşıyorum. Evde de söyledim. Ben biraz daha aslında hala sana kırgın ve kızgınım. Çünkü anlatmak istediğim şeyi anlamayıp artık son haddime gelip o evden çıktığım için çok üzgünüm. Bunun için üzgünüm. Bunun için senden özür dilerim. Ama kırgınlığım adına gelirsen anlam veremediğim şekilde onu bana savunmanı
gerçekten anlamadım o sıfatları. Ya bak o değil. Tamam, hani senin bunu vurgulaman beni üzdü, anladın mı? Ben buna tamam, takılmıyorum. Kuzum ben vurgulamıyorum bak canımın içi. Ben diyorum ki çok önemli değil ne oldu. Tamam. Tamam, duygumuzu yaşayalım. Ya daha iyi bir sebepten derken yani daha elle tutulur bir sebepten tartışalım. Ellerim soğuk. Ya ne bileyim ben seni kıskanayım mesela öyle tartışalım. Başka bir şey olsun ona tartışalım ama böyle tanıma yolu, sevgiyle onları tartışmayalım artık. Olur mu? Dün son olsun. Anlaştık. Oh. Olmamış değil mi? İçim rahatladı. Yani benim bunu anlamana ettim. Çok sevindim. Gerçekten. Anladım. Güzel oldu bu. Rahatlattın beni. Anladım. Çünkü tamam, bir daha seni bilmeyeceğim bu konuda. Gerilmek istemiyorum. Ama hiçbir gelin adayıyla baş başa konuşmanı istemiyorum. Kafa atarım. Sen Ekmek Bey'im, sen peki neden kendini aday bulmuyorsun? Sürekli böyle beni bir an önce everme hevesindesin. Seni everme hevesinde değilim tatlım. Kimseyi ben burada everme hevesinde değilim. Ben nikah memuru olarak gelmedim buraya. Kızım, aynı evdeyiz. Ha, beni bir an önce verecekler, kurtulacaklar. Hayır, aynı evdeyiz tabii ki. Sorgulayalım biz. Neden biliyor musun? Çünkü erkek hemen eş adayını da bulsun ama bizim kimlere yağmur sonrası şey olmasın. Benimki zaten yok aday olmasın. Biliyorum hemen beni birine böyle yapacaksınız. Aman ben ondan sonra şey, senin kimse bana aday olmasın, ben İyi de kimseye ben niye aday olmayayım. Kendime senin tetkolarını istiyor. Öyle yani, direkt kafanıza göre senin hemen birini kaldırıyorsunuz. Ben kendime. Zaten ben birini istiyorsam bunu da söyleyeceğim hiç. Yani. Emin olduğum gün bunu burada açıklayacağım. Benim iyi niyetim, benim kişiliğim, karakterim herkes aynıdır. Problem yok, benim arkamdan da konuşsa, yüzüme de konuşsa, yanlış da konuşsa ben o insana giderim. Tutmam içimde artık niye tutamam. Çok büyük bir şey yoksa, namus davası, anladın mı? Şeref davası yoksa ben o adamı silmem. Ve ben Gökhan'ın yanına gittim. Tamam mı? Orada dedim ki işte, dedi ki bana çilekli şey yapıyorum işte, sürpriz yapacağım işte, özür dileyeceğim. Ben de dedim ki aa ne güzel falan. Hem kısa sürede toparlarsın. Zaten dedim Sibel öyle bir kız değil. Onun üslubunla Sibel'in davranışını yaptım. Aşkım işte bilmem ne, ay getir ya hadi bilmem ne. Böyle güzel bir şey sonuçlanır diye onun taklidini yaptım. Onu canlandırdım bu evde. 14 Şubat yapıyorum. 14 Şubat'ta onları yaptığım zaman Sibel çok güzel gülmüştü bana Gökhan yanındayken. Tamam mı? Bunların hepsi zaten yayınlandı ve Sibel güldüğünde ben mutlu olmuştum. Gökhan güldüğünde ben mutlu olmuştum. Onlar orada DJ'lik yaparken Gökhan onları yanlarında beraber eğlendim, panda almıştı, onu götürdüm DJ kabinine. Bunları yaptığımda bir şey yok. Burada gerginken saracak yer aradı bana, sardı. Eyvallah, canı sağ olsun. Ama sarmanın da belli bir kuralı vardır kardeşim. Kalkıp da bana... Her şeyin bir adabı var. Kalkıp da bana taklit yapıyorsun. İyi o zaman maymun taklidi yap derse... Yanılır. Ben maymun taklidi onun için yine yaparım. Mutlu olacaksa, anladın mı? Benim arkadaşım ya da düşmanım. Fark etme, gözüm görmüyor. Eğer mutlu olacaksa ben yine yaparım. He, ama şunu gördüm davranışlarından, tutumundan. Bu evde ben onu mutlu etmek için maymun taklidi de yapmam. Anladın mı? Ha, çok yap diyorsa da gözlemlerim, bakarım. Burada bir maymun varsa onu taklidini alırım. Çok güzel yaparım onu. Anladın mı? Ama... Yanlış. Sözler. Ben üzüldüm yani. Niye bana çatıyorsun kardeşim orada? Ben sözler, orada seni rahatlatıyorum. Sözler çok ağır. Ağır. Hitaplar da ağır. Hani Gökhan her ne kadar gergin olsa da ilişkisinde. Burada hepimiz bir arkadaşız. Sana da üslubunu bozmamalı. Tabii. Bozduğu süre zarfında zaten neler oluyor biz görüyoruz. Hani bozulmaması gerekiyor. Çünkü hepimiz buradayız. Her gün buradayız. Birbirimizin suratına bakıyoruz. Sen oradaydın kardeşim. Aynen. Sen yaşadın ya. Ben onları hak edecek... Ne yaptım? Alakası bile yok. Sen halbuki ortamın gerginliğini birazcık daha böyle gülerek eğlendirmeye çalışırken... Onur abi de aynısını söyledi. İşte o onun tarafından yanlış anlaşılıyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Kendisine sormak isterim açıkçası. Bir şeyler olduğu zaman hep bir geriliyor. Fakat onun gerginliğini kırmak için bir şeyler yaptığımızda da hep bir ters cevap alıyoruz biz. Öyle bir dünya yok. Bu i̇şte evin içinde mı? Yaşanan oysa o. Ben kalkıp da burada duvarın motifini işte ya da camın kapısı bozulmuş onu şey yapacak halim yok, tartışacak halim yok. Ben bir konu olduğu zaman söylüyorum fikrimi. Benim üstümden dönen bir şey de olduğu zaman söylüyorum. Ki zaten en doğal hakkımız yani bunu dile getirmek ve bunu söylemek. Mesela Yağmur'la tartıştı, yanındaydım. Yağmur benimle de aynı sorunu yaşadı. Yağmur mesela onunla tartışırken ben ona şaşırdım. Sen dedi seviliyorsun dedi Gökhan. Gökhan dedi ki herkesin de şeyini, doğum tarihini biliyor falan dedi. Ona da çok ağır laf etti ama. Tamam, ağır laf etti ya da etmedi. Tamam, ben orada sonuçta haklıyı haksız ayırmadım. Burada Yağmur'un aynı dakika içinde değişmesine ben anlam veremedim. Seviliyorsun dedi, Gökhan içeri gitti geldi. Sen şöylesin, sen böylesin. Aynısını bana yaptı gelinler evinde.
Dün Gözde Ünal olayında ne gördün abi sen? Senin yani senin pencerenden nasıl bakıyorsun olaya? Abi şimdi farklı şeyler olabilir. Birinci pozisyon, gözüken pozisyon Ünal'ın gerçekten Gözde'ye karşı hisler beslediği, beslediği hislerin karşılığında sadece hislerin yanı sıra diline de vurduğu aşık olduğum kadın diyor. Ondan sonra diyor ki ben ona aşık olduğumu aşık oldum diyor. Görüşmek üzere Sülçe'cim. Ben ona aşık olduğum için kendime aşık oldum diyor. Burada zaten bir birazcık çaprazlık var aslında. Yani platonik aşk da eğer platonik aşkı Seda Hanım'ın söylediği gibi yaşıyorsan karşındakini incitecek, rencide edecek bir şey yapmazsın. Platonik aşkta senin sevgin vardır. Onun sana sevgisi belli değildir. Ama sen platonik aşkta karşıdaki o sevdiğini her zaman yüksekte tutarsın. Ama bir şey söyleyeceğim abi. Ezmezsin onu. Bunların arasında... Ha ben onun işte platonik aşk olduğuna inanmıyorum. Ya böyle bir platonik, böyle saçma sapan bir şey olur mu? Platonik, yani aralarındaki platonik aşk olamaz. Bak şöyle bir şey olabilir. Değil. Şimdi birisi görüşüyor. Yani onu söyle, öyle bir şey yok. Belki birisi başkasına platonik aşıktır ama bunu açıklayamıyordur. Bunu söyleyemiyordur, tamam mı? Bu bambaşka bir durum ama Ünal'la Gözde'nin arasında platonik aşkı tartışabileceğimiz bir durum yok ki. Yok. Sadece şunu tartışabiliriz bence. Ünal bu tartışmalardan, bu aralarındaki tartışmalardan sonra şunun farkına vardı. Hem bizim özel olarak konuşmalarımızdan yola çıkarak söylüyorum hem de buradaki davranışlarından ötürü. Şimdi ilk başta sorduğu soru acaba Gözde mi? Acaba Gözde mi sorusu burada hani. Çünkü Ünal biliyorsun bir Sibel olayı atlattı. Arkasından biraz böyle bir Gamze olayı atlatır gibi oldu ondan sonra. Gamze olayı mı? Gamze Taşkın. Hani Gamze Taşkın'da hani böyle benden hoşlanıyorsun, hoşlanmıyorsun muhabbetleri döndü ya. Hani çok abartılacak bir durum değil ama. Hani yani böyle... reddedilme diyorsun, reddedilmeyiz mi diyorsun? Ya orada şey gibi oldu. Yani benden hoşlanıyor muhabbetini hani bana söylemişti hatırlıyorsun Gamze. Ondan sonra... Yok yok genel olarak anladım. Diyorsun ki Sibel diyorsun, Gamze diyorsun. Aynen. Şu anda da Gözde. Şu anda da Gözde var. Üç kere reddedilmiş bir damat adayı var. Bu da egosunu Gamze'de okşama ihtimali var. Ya. Egosunu yükseltip... egosundan dolayı, reddedildiğinden dolayı aslında gerçek hisleri beslemeden olan şu hissi kendi içinde şuraya getirip onunla yoğun şeyler yaşama ihtimali olduğunu şimdi düşün. Gözde de dikkatli olma. Gözde de dikkatli. Aslında öyle bir şimdi kurdun ki inanılmaz bir cümle kurdun. Ne dedin dedin? Ben anlamadım ama. Ne dediğini duydun sonunda? Öyle mi düşünüyorsun diyor sana? Ben öyle düşünüyorsun. Bir de anlamaya çalışıyorum. Çok normal değil mi? Herkes geldiğinde kime ilgisi olduğunu anlamaya çalışmıyor muyuz? Biz insanlar mutlu olsun istiyoruz Yağmur bu evde. Böyle. Kimse için bir az niyetimiz yok yani. Ben mutsuzum ya. Ben parımı insanlar mutlu olsun istiyorum. Yani. Yarımı da versen olur. Böyle tabii ki de mutlu olmasını istiyorsunuz ama sanki ben bir anda öyle hissettim. Bir an önce böyle Allah beni Allah. Hop 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 şey canım yapacaksınız. Burası savaşa gelmedi ki biz. Hepimiz arkadaşız. Hepimiz birbirimizin iyiliğini istiyoruz. Sana özel değil yani bu hepsinden. Gelen herkese yapılan bir şey. Seni tanımaya, anlamaya çalışıyoruz çünkü çok bundan normal bir şey var mı? Çünkü buraya hani aday için gelinir ya genelde. O yüzden adaylar üzerinde bu kadar fazla duruyoruz. Belki yani de yeni bir aday olacaktır. Ben ona aşık olacağımdır. Nereden biliyorsun? Evde bu şey hepimiz için geçerli. Abi. Allah ne alaka İlker Bekir'e? Nereye? Ne alaka? Ben de anlamadım. Vallahi bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi gidin bakalım de gelinler evine. Bize söylemediğin bir şey mi var? Belki biri açılacak bana. Allah Allah. Hadi hayırlısı olsun senin için. Nasıl yani? Bir evin havasına bakayım abi. Nedir ne değildir en azından. Good morning ladies. Bir havadisleri topla gel. Ne? Bir havadisleri topla gel. Sen buraya milletin ilişkisiyle ilgilenmek için mi geldin? Kendine kısmet ben bulmak için mi geldin? Ben aynı evde olduğum ve kısmetin yaşanan şeylerin birilerinin kısmetine mi geldin? Yağmur ablacığım. Birilerinin tabii kısmetine mi geldin? Kimsenin kısmetiyle Allah ilgilenmedim Allah ben bugüne herkesin kadar burada. Herkesin kısmetiyle bir ilgilisin yani. Git kendine bul önce. Ay şoka biraz gireceğim. Biraz da biz senin kısmetine ilgilenelim. Şimdi şoka gireceğim. Bu bir şaka ona mı? Ona gelmişim, buna gelmişim. Niye ona bunu dememişim? Niye bunu? Sen kime geldin? Niye buradasın? Valla ciddi gözüküyor ama. Valla ben buna karşılık bile vermek istemiyorum. Çünkü hayatımda saçma bir tartışmaya görüyoruz. Hiç girmedim. Didem? Didem yok. Ha nerede? Akşam kardeşini istemeye tamam geliyorlar o yüzden. Adnan. Hoş geldiniz. Şaka yapacaktım. Ya. Hoş bulduk.
Güzel düşünmüşsün, çok mükemmel düşünmüşsün. Ben de ilk defa birisi için mekan çabarttım, yakalasın. Onur, Tankut, tipinde kişilere hatta bayılıyorum dedim. Ben senin sesine hayranım. Neden misin? Çok hoşuma gidiyor sen konuşunca. Ufacık bir kıvılcım da olsa vardı ve ilk günlerde bu hemen hop söndü. Gelecek hayatımda siz hiçbiriniz benim hayatımda olmayacaksınız. Bu işte başka işler var. Ben eğer bir konuşmaya başlarsan, anladın mı? Ev yerinden oynar. İstemiyorum, sevmiyorum. Neyi sorguluyor hala? Geldiğinden beri bekar olsun, ilişkisi olsun, herkese sohbet etmeye çok meyillisin. Bu evde daha yaşayacağın neler var neler? Benim yaşayacağım bir şey kalmadı. Ben yönetmek istemiyorum bir erkeği. Erkeğin beni yönetmesinden keyif alıyorum. Onun gözyaşına kurban olurum yani ben. O yüzden de en hayırlısı bu olacak. Sen Berker'in sana burada yapmış olduğunu benden çıkarttın. Gibi şeylerden çünkü Gözde'nin bir sözü var, çok iyi hatırlıyorum. Ünal'ı istemedikleri için değil, daha önce yaşadığım olayın tuhaf olduğu için, yani bana yaşattığı acıyı bildikleri için gelmek istemediler diyor. Sonra da Ünal tutup onun yüzüne demesin ki ailem beni istiyordu hani, ya da hani herhangi bir olumsuz şey yoktu. O zaman şimdi bana böyle mi diyorsun Gözde? O olasılığı kapattı diyorsun yani. Anladın? Hani bu da benim derin bir bakış açım olsun. Abi olur işte. Afakiyiz yine yani. Her şey olabilir. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir gerçek de var. Biz fikir üretiyoruz. Kendi fikirleri var. Bir de kendi fikirleri olup dışarıya yansıtmadığı ya da kendi fikirlerinin haricinde dışarıya yansıttıkları fikirler de olabilir. Yani bir insan yaşamında, insanoğlu yaşamında hiç kimse hiçbir şeyi gerçekten hiçbir zaman bilemez. Bilemez abi. Hiçbirimiz bilemez. Yani biz zaten şu an o yüzden şu an her şeyi bak yani, bir şey diyeceğim. Buraya Ünal gelse acaba kafalarında ne dönüyor yani? Ünal buraya gelse. Dün biz bunu yaşadık desek de senin dediğin gibi bilemeyiz. E ben şimdi buraya geldim. Aycan'la olan ilişkilerimi anlattım. Ama bir de ne dedim? Anlatamadığım tabii, şeyler var dedim. Fırtınalar var. Bir de benim içimde yaşadıklarım var. Neler ben mesela var? Burada iki dakika gülsem, eğlensem bu benim içimde yaşamış olduğum şeyleri değiştirmiyor ki. Bizim bilmediğimiz, senin anlatmadığın birçok şey var zaten abi. Ne yaptın? Hayır olsun. Evin havası fena. Yağmur. Ya sorma yağmur. Yağmur nasıl bir şey bugün... biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Yağmur dinamit. Patlaması için ateşe kılıcıma gerek yok. Evet kesinlikle. Biz 3 gündür sesini duyamıyorduk. Bugün bir patlama yaşadı nedense. Aa hala geliyor bak. Neyse evet. Onları boş ver şimdi. Ben şimdi koruma altına aldığım için seni evde tepki tek çekmedim. İlkay çekti. Tamam mı? İlkay'ın adına değil de kendi adıma konuşacağım ben. Merak ettiğim şeyler var. Şimdi evde bir kargaşa var senin söylediklerinle çelişen şeyler var. Ben sana sorayım şimdi. Şimdi ben orada seni koruma altına aldığım zaman dedim ki işte hani iyi niyetle Ünal tarafından baktım. Ünal zor biri, sana da söyledim. Kesinlikle. Siz ikiniz otururken ona da söyledim. Gözde dedin zor biri. Evet bunu hani, sen söyledin. Denge eşitsizli. Hani biriniz birazcık daha alçak gönüllü yani yine alçak gönüllüsünüz de birazcık daha böyle sert yapıya sahip olmasanız, birazcık daha alttan alan bir taraf olsanız güzel olur. Mesela bu şeyde evin içinde daha da sizi körükler. Anladın mı? Çok zor olur. İkinizin de çok zor. Bu bana düşmez. Sen Ünal'la da konuşmuşsundur. Ama sana şunu sormak istiyorum. Mesela şimdi dün değil işte gala gecesinde sen dedin ki benim duygularım yok. Ünal ile ilgili. Duyguların olmayınca dün de Didem senin yanında otururken bastıra bastıra işi inada bindirdiler dediğinde sen kafa salladın. Ben de şu fikirde olduğunu düşünüyorum. Ünal başaramadım deyip ağladı ya ve kendi duygum aşkım dedi. Bunu hala ısrarla devam ettirmeye çalışınca iş inada bindiğinde sen buna kafa salladın, doğru mu? Evet. Benim inat yaptığım bir şey yok ki. Ben de burada evde söyledim, inada bindirdiğini söyledim. Hani ikiniz tarafından da sen de inatla
şey yapıyorsun, çelişkide kalıyorsun. Nasıl bir çelişkide kalıyorsun? Onun ağlamasını görünce ağladın. Ciddi anlamda ben de üzüldüm Ünal'ın o durumda olmasına. Çünkü sen de buna birazcık vicdan yaptın, evet. Ve bu yüzden ağladın. Ama öbür taraf ve Seda Hanım'ın söylemesi duygusal anlamda bir şey olmasa senin açından da ağlamaz kimse. İki tarafta ağlamaz dedi ama ben bunu görüyorum sende. Yanlış görüyorsam yanlış görüyorsun de. Beni anladığın için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Karşıdan biri olarak özellikle yani hiç konuşmadığım, izleyip de anlamış biri olarak çok teşekkür ederim. Kesinlikle doğru anlamışsın. Hiç duygum olmadan Ünal'la başladım diyemem. Yani o beni tanımak istedi. Sonrasında olabilir mi diye kendi içimde böyle bir düşündüm. Evet, bir kıpırtılar var. İşte onu görünce güzel şeyler yaşıyoruz burada. Gülüyoruz, çünkü eğleniyoruz. Çünkü baktığın zaman Ünal evet hani karakter olarak çok düzgün. Eksisi yok. Artısı var ama eksisi çabuk karşı tarafı kırıyor. Bu senin ilişkinde ya da başlamış olduğunuz bir şey de değil. Evde de aynı. Tavrı da birden yükseliyor, birden parlıyor. Ve sen bunun yükünü alamayacak birisin. Benim dışarıdan gördüğüm. Ya onunla işte ilk başladığımızda kendi duygularımı tartmadım açıkçası. Ben bir şey hissediyor muyum, hissetmiyor muyum diye. Hı-hı. Evet, çok kötü günde yanımda olduğu için ben de ona böyle bir şans vermek istedim. Bir şeyler yaşamak istedim mi? İstedim, evet. Ama hiç bu kadar büyük tepkilerle karşılaşacağımı tahmin bile etmedim. Değil mi? Çünkü evet normal hayatta da bu öyle bir çocuk, o evde bu evde herkese karşı yükselen bir çocuk ama ilişkisinde farklı olur diye düşünmüştüm. Hatta ben bunu hiç düşünmedim bile biz böyle bir sorun yaşayacağımızı. Beni öyle şeylerle karşılaştırdı ki kendiyle ilgili. Yani karşımda bana çok büyük saygısızlık yapan bir adam vardı ve ben yani onu hiç düşünmedim o an. Kendim bile düşünmedim. Ya dedim ki benim annem babam izliyor. Şu an bu tepkiyi verme Gözde. Benim de vereceğim tepkiler ağır olurdu öyle bir saygısızlığa. Nereden aklına geldi bu? Aklıma nereden geldi? Bilmem, içimden geldi yapmak. İlk defa biri benim için mekan kapattı. Şaka yapıyorsun. Yok hayatım, kim kapatacak? Yani genelde erkekler yaptığı için. Anladın mı? Ama çok güzel düşünmüşsün, çok mükemmel düşünmüşsün. Bayıldım. Ben de ilk defa birisi için mekan kapattım Gökhan sonra. Vay be, her şeyin ilkini yaşıyoruz desene. Evet. Mesela hayatım boyunca ben bunu diyebilirim. Benim için sinema kapattılar, hayırdır falan. Derim yani, anladın mı? Ben sinema kapatılmış adamım. Havanı sinir abi. Abi de VIP kapatmış yani, normalde değil. Vay aslında be. Baş başa kalalım istedim. Ve en çok istediğim şey buydu. Sevdiğim adamla beraber. Baş başa film izlemek. O iyi ki yaptık aşkım. Sonunda çok şükür yapabildik. Ben sana çok mutluyum ve huzurluyum. Bekliyor muydun böyle bir şey? Beklemiyordum ama şimdi onu diyorum ki burada ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Yani ta şuradan girene kadar şey yapıyorum, salonu görene kadar anlamadım. O slide'deki ses senin miydi? Tabii ki de benim. Hiç öyle durmuyordu. Şaka yapıyorsun. Hatta ben sana kızacaktım niye senin sesin değildi. Aşkım benim sesim tabii ki de. Neden başkasına söyledin böyle bir şeyi? Sen diyorsun ya konuşuyordun, geliyordun. Hı-hı. Öyle demeyince ben şey yaptım. Aşkım orada... Bir sessiz konuşunca öyle olmuş herhalde. İçimden geldi ya böyle, bir durdum. İçimden gelen her şeyi söyledim. Sesini ölürüm ben, sesini. Ama bugünü bana yaşattın, artık benim sana ne yapmam gerekiyor onu bilmiyorum. Sen kendine bana bir şey yaptım diye sakın bana asla bir şey yapma. Öyle bir şey ne? Hiç yapmam ki. İçimden geldiği için bunu yaptım hayatım. Hayatım ben de sana sürpriz bir şey yapmayacağım ki, ben sana el işi yapıyorum işte. Sen bana mekan kapat, ben sana el işi yapayım. Ha, anlaşırız öyle yani. Yani sen böyle şeylerden mutlu oluyorsun, ben de öyle şeylerden işte mutlu oluyorum herhalde. İnşallah bugün kendi evimizde izleriz ya. Yağmur ve sevincan damat. En sevdiğim gelin adayıyla beraber damatlar evine gidiyorum. Buyurun. Mersi efendim, canım. Buyurun. Mersi. Yaşa, hürmet etmek lazım. Da yanlış. Kahve içecektim tam ya. Neyse damatlar yapsın bari. Tuğçe Akın'a bir şey söyleyelim mi? Onu çok sevdiğimi söyle. Tamam. Teşekkür ederim. Akın gerçekten çok kibar, çok içten, bazen içinde yaşıyor. Bazen sıkıntılarını dışarıya vuran bir insan değil. O yüzden de hep böyle kendi bak, kendine soru soruyor. Sana şunu söyleyeyim öncelikle. Sana oradaki söylediği söz de hani sevgili miyiz, sevgili değil miyiz? Hani o ikilemde kalıyor, anladın mı? Merhaba Yağmur. Merhaba. Tuba geldi. Zor işler. Tuba geldi. Sevgicem merhaba. Merhaba. Niye sinirlisin? Nasılsınız? Kim? Sen. Nerede? Nerede mi?
Şimdi mi? Yağmur yeni geliyor beyi. Yengesini aldık da sen niye geldin? Yine kahvaltı yapacağım falan diye mi geldin? Merhabalar. Şöyle ben kimsenin oturmadığı bir yere oturayım da şöyle. Tamam, teşekkürler. Aman sevgili. Merhabalar. Şöyle şuralarda dolu kalsın. Merhabalar, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyi vallahi. Vay yakaladı. Hiç beklemiyordum yakalayacağını. Şöyle vuracağız zaten. Ooo sevgili canım. Tankut abiyle el ele tutuştu. Oha. Vay, o zaman Tankut abi yana. Ne fena ya. Şey ama bir tepkin varsa el ele tutuştu. Dur ben şöyle geçeyim. Bir şey içer misiniz? Allah Allah. Bir şey içmek ister misiniz? Yok, teşekkür ederiz. Bir şey hazırlamak ister misiniz? Ne gibi? Yok, ben damatlar evine karşı hiçbir böyle bir girişimde bulunmuyorum. İstersen sen hazırlayabilirsin. Ha, gitmeye karar verdin mi? Nereye? Evine. Yok, hayır. Hani ama genelde bir şey yaptığım zaman başka şekillere yoruluyor kendini ya sürekli. Kendini gizledi oraya. Farkında mısın? Bu eşi olanlara karşı, Tankut abiye, Akın'a... Onur abinin ilişkisi var hani. Diğerlerine yapabilirsin. Yo, Akın'ın da... Benim ilişkim olsa bile ben insanlarla muhatap olabiliyorum. Ya insanlar diyalog kurabiliyorum. Konuşabiliyorum. Tabii canım. Ben kendimden örnek vereyim. Ben biriyle tanıştım. Dışarıda veya içeride. İki gün oldu. Öyle bir etki aldım ki... Ben de onu söyleyeceğim işte. Öyle bir etki aldım ki hani böyle... Sanki ona böyle sürece bindirmektense hani bırakırım, yaşarım ya onu. İşte hani tamam, ben etrafında sevgili misiniz, ilişkide misiniz, tanıma yoluna mı girdiniz? Ne? Yani bunları onlar ilgilendirmiyor yani, anladın mı? Anladım. İzin verirsen söyleyeceğim. Ben zaten iki haftada bu kadar yoğun duygu yaşayabileceğimi bilmiyordum. Ama bunun dediğin gibi süreyle bir alakası yok. Süreyle alakası olmadığı için ve ona hissettiğim duygular son derece ciddi, son derece derin duygular olduğu için artık bunu yok şu yoldayız, yok bu yoldayız değil de artık... yaşamaya ve bunları konuşmamaya karar verdik. Dünkü tartışmadan sonra artık dün tak etti çünkü. Yani dün ben yine ağladım, kalktı yanımdan falan, böyle bir yükseldik birbirimize. Artık dedim ki bir de hani bu tanıma yolu bilmem ne, o sıfatları neyse işte, onları düşünmeden normal duygumu yaşamaya karar verdim. Bakalım böyle ne olacak diye düşündüm. Ve bugün de onun için bir adım attım. Birbirinizi kırmayın, birbirinizi mutlu edin. Şimdi o sana birçok şey yaptı. Birazcık da sen böyle iyi davran. Birazcık da onun üzerine git. Bak, bugün kırgınlık ilk adımı attım mesela. Bir şey yapmam da değil, adım atmam. Ben de şaşırdım. Hani gerçekten tebrik ettim seni. Bunların yanlışını biliyor musun? Kendileri içlerindeki şeyi görmüyorlar. Diğerlerine bakıyorlar sürekli. Kim ne dedi, o bunu dedi. Bizim, ve sıfatlara çok kimin odaklanmışlar. Kimin dediği değil, ben Akın'a öyle hayatım öyle ama bak. Yok. Sizin genelde kavgalarınız bu yüzden çıkıyor. İşte Sibel'le atışma, işte Didem'in dedikleri vesaire vesaire. Sibel konusu sen kimseyi takmayacaksın kafanda. Eğer onu istiyorsan, kardeşim ben seni istiyor muyum? İstiyorum. Sen beni istiyor musun? İstiyorsun, tamam bitti. Diyorum ki ben onları beğeniyorum. Ben yolda birini de görsem, onu beğeniyorsam, o kadına sen çok güzelsin ya da o beye sen çok yakışıklısın, çok iyi görünüyorsun derim. Bunu kim yanlış anlıyorsa anlasın, ne yapabilirim yani? İyi de bizi yanlış anlamıyorsun. Her beğendiğimle ilişki mi yaşamam gerekiyor sana benim? Hayır, sana sürekli bir savunma mekanizması. Herkese yürüyorsun sürekli diyorlar. Sen kötü bir şey söylüyorsun. Hayır, sürekli. Yürümüyorum. Sürekli bir koşuyorum. Savunma. Hayır, ya sen de. Hayır, sen yürümüyorum. De ama... Sadece elimde imkanları, buranın bana verdiği imkanları değerlendiriyorum. Zaten bunu diyorum. Onu diyorum ben. Beni tanımaya çalışırsın. Hayır, sen saygısızca bir şey yapmadın ki. Tamam, beynini dile getirdin. Biz de zaten teşekkür ettik bu konuda. Yani ayıp bir şey değil yani. Sen ondan ona gitmedin. Yani ama şimdi şey gibi görüyorlar. Benim adaylarım hangisi olursa'ya getiriyorlar bana. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben beğendiğim tipleri söyledim. Buraya gelen, bak buraya gelen herkes... Hatta bayılıyorum çok dedim. De buna da tepki gösterdiler. Bu konuda? Bak şimdi çürüteceğim onu. Hangisine bayılıyorsun? Hadi çürüt. Bak bayılmak. Beni çürüt lütfen. Ben daha öteyi savunma yapabilen bir insan. Bir dakika. Bayılıyorum derken. Görüntü olarak dedim ki Onur, Tankut tipinde kişilere hatta bayılıyorum dedim. Tarzlarını de seviyorum dedim. Çok farklı tipler ama yani. Onur'la ben çok farklı değiliz canım. Tarzlarını, duruşlarını, %80 uyuyor kafamız. Konuşmalarını beğeniyorum ve buna bayılıyorum dedim. İlla ki ilişki mi yaşamam lazım onlarla? Adnan böyle bir şey olabilir mi? Daha tipi bu, bu daha tipi. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz seni zaten beğeniyorum demene aksi bir şey söylemedik ki. Biz seni tanımaya çalışıyoruz. Sorular kendine aday soruyoruz. Olacağına benim bana şey yapıyor. Her siz ikiniz de tartışıyorsunuz. Onun adayı var. Sen bazı şeyleri ters anlıyor olabilir misin? Evet, sürekli bir savunma yani halindesin. Böyle, hani böyle bir çünkü hani mesela... Sen az önce evde yoksun ama o yüzden. Tamam, doğru, bak seni yargılamak için söylemiyorum da. İki gündür sende şöyle bir şey seziyorum mesela. Sana nasılsın dediğinde nasılsın dersin falan gibime geliyor, anladın mı yani? Belki de.
Olmuyor yani. Nasıl nasılım? En çok senin anlaman lazım. Kime nasıl anlıyor? Ya hayır, ben A diyorum, o B anlıyor. Hani ha. Yok yani anlaşamadık bir türlü. Göm benim söylediğim işte. Çok farklı. Ne yapmamışız? Göm işte diyorum ben de. Yok, gömmek gibi bir amacım yok. Bir şey söylemiyor ki şu anda. Seni tanımaya çalışıyoruz, sorular soruyoruz. Ama sen sürekli bir savunma halindesin. Ben de diyorum ki sürekli bir aday olacak, birbirimize aday olacağım. Eş adayıyla biz birbirimizi tanıyalım. Sen beni tanıma dedim yani. Niye canım? Biz aynı evde yaşıyoruz. Niye birbirimizi? Boş, tabii ki de tanıyacağız. Arkadaş olarak tanı beni. Ya bir şey söyleyeceğim. Neden benim A dediğimi B anlıyorsun sürekli? Biz çıkalım mı kızla? Hayır. Biz şu an bu olayların tam olarak neresinde yer alıyoruz? Seveceğim felaket. Ay biz yok yani. İletişim kuramıyoruz. Sizi buluşturalım mı? Benim tarzımda çok küs değiliz ama anlaşamıyoruz sadece. Farkındayız. Çok naif konuşabilen bir kadın hiç değilim. Dan. Evet. Hard bir ses tonum var. Yapım da öyle. Ben böyleyim. Bunu ben değiştiremiyorum yani böyle. Tuğçe bir şey soracağım sana. Tabii ki. Dur ya. İyi bir şey çıkmayacak o yüz hareketlerinden ama gel sor. Yok. Kutunu açıyorum, kutundan zor çıktı. Ne? Kutunu açıyorum, kutundan zor çıktı. Soru yok zor şu anda ha. Olayların farkında. Tamam, ben kendisiyle konuştum. Tabii. Ya bana tarçın şu açıkla bakalım. Tarçın takın biraz. Sizin aranızda niye derin dondurucu var da ısıtıcı yok? Niye soğuksunuz? Onu açıkladı. Biz az önce gayet iyiydik, onu açıkladım. Şu ana kadar bu sıfat mı artık neyse. Onlara kimlik. Takıldığımız için belirsizlik, nesizlik. Fiil. Ama bundan sonrası için... Bir saniye Gözde'cim, muzunu yersen. Gözde sen... Bundan sonrası için... sen muzunu takıldın. Ben yine bir şey anlamadım, sürekli hayır. Gülüyorum. Bir dakika yok, ona gülüyorum da. Bundan sonrası için tanıma yolu, bilmem ne, Tuğçe'nin yolu, Akın'ın yolu böyle bir şey yok artık. Fener yolu. Duygumuzu yaşıyoruz. Tamam, ben bunu söyledim ona. Benim duygularım yoğundur. Her zaman için söyledim. Hatta... Peki içine kapanık bir kız mısın mesela karşı ben tarafa göstermek için? Ben çekingenim bak sen. Çekingen misin? Burada gerçek... sizi kaç kere öptüm. Nasıl bak, bir şimdi, şöyle çekingenim derken pardon yanlış söyledim. Oh. Utanmak ayrı, çekinmek ayrı. O benim utanabileceğim bir şey değil. Duygumun arkasındayım. Kimse bana selam vermiyor. Öyle bir algı oldu ki. Ben selam zaten Gökhan, işte Ünal, Adnan olaylardan dolayı. Onur zaten hani şu an evde değil, kafa durumu açısından çok kimseyle muhatap olduğunu Akın görmüyorum. Akın desen zaten kendi ilişkisiyle ilişkisi. İlkay desen normalde hani ben ona seni beğeniyorum dediğimde bana bile bana selam vermiyordu. Bana öyle bir şey söyleyemezler. Ben veriyorum selamını. Yedin mi? Allah razı olsun böreklerine. Arkadaşım çok teşekkür ederim. Şunu anlatmaya çalışıyordum. Senin gelip buraya cömertçe aa beğendim demen, buradaki insanların aa demesi çocuğu otomatikman öbür tarafa çekti bence. Ya benim onunla problemim yok. Öz düşüncesi de öyle. Bunu öyle miydi? Konuştuk, evet. İlkay'la konuştum ben bunu. Yani İlkay bunun çok fazla hızlı reaksiyon gösterdiğine inanıyor. O da öyle düşünmek zorunda değil zaten. O da arkasında dursaydı Sevgican da belki farklı arkasında cevaplar alabilirdi. Ne arkasında duracak ya? Neyin ne yaptım arkasında? Neden herkes aynı düşünmek zorunda mı? Şimdi bir hanımefendi benden hoşlandığını söylediğinde ben ondan hoşlansam bile misal. Hoşlansam bile aynı duyguyu o an veremeyebilirim. Belki çocuk hoşlanmıştır ama bir an afallamıştır, anladın mı? Olabilir, beklemiyordur yani. Ne var ki bunda? Kız da 2-3 gün çevre baskısı sabreder yani. Çevre baskısı olabilir. Olabilir çok abi. Çok çevre baskısı vardır yani. Ya sabreder diyorsun da Akın gelip bana selam bile vermeyen. Şurada otururken ben ona bir şey söyledim de şöyle bana böyle bir harekette tamam inandırıcı bulunsa... gelmemiş de olabilir diyorum. Bu da insani yani bir düşünce Sevgican. İnandırıcı gelmemiş olabilir. Bu onun kendi kararı tabii. Yani. Ben buraya bir tane isim verdim. Helal olsun. Ve ben senin... Başka isim... Senin arkandan konuştuğum şu diyor. Dedin ki hı-hı. Akın dedin Tuğçe çok güzel bir şey yapmış. Kırmızı odaya gittiğin zaman sen demişsin ki... İlk orada söyledim. İlk hemen orada söylemedim. Söylemişsin. Herkesin içinde söylememişsin. Evet. Çok güzel bir şey. Ama baktığım zaman ne görüyorum biliyor musun? Sen ilişkide Van'dasın, o Antalya'da. Anladın mı? Çok uzaksınız. Hayır, aslında öyle çok değil. Çok uzaksınız, bizim... yemin ederim. Yok, saygım var sözlerine. Yorum yani. Öyle değil. Nasıl peki Tuğçe? Dün adam burada, bak şimdi. Dün buradayız, şey takılıyor ya, yüzükler falan. Tuğçe orada oturmuş böyle. Akın da bizim yanımıza oturmaya çalışıyor. Burada Gökhan Sifer oturuyor. Biz de Onur abi de burada. Burası dolmuş, burası full. Yetit otobüsü gibi yer yok, tamam mı? Ben de orada oturuyordum. Onur da şey de diyor ki Akın, abi ben nereye oturayım diye bak. O da orada geliyor, tamam mı? O da dedi ki, oğlum gitsin de Tuğçe'nin yanına diyor. Ya yok, ben utanmakla sonra, çekinmeyi ciddi diyordum ama. Tabii evet. Sahip çıktı. Geldi buraya oturdu. Şöyle. Kaybin. Akın oturdu böyle. Sonra bu başladı.
Ya böyle tamam koydum. Başladım. Anladın şimdi hakikaten. Bekle, eve gittik. Arkada bunları mı konuşuyorsunuz? Bak bak, arkada da yüzüne konuşuyorum. Eve gittik, tamam mı? Evde de diyor ki, sinirleniyor Akın. Kardeşim, Onur abine oturuyoruz. Kardeşim, ben size mi soracağım nereye oturacağım falan diyor. Burada da diyor ki, Onur abim nereye oturacağım. Söyle, sen konuş da şöyle moratsana şunu birazcık. Ben hani en azından Yağmur'a önem verdiğini görebiliyorum. Teşekkürler. Böyleler. Güm. Sabit hemen. Sence, kimseye sormadan. Sence, sana önem vermesi kötü bir şey. Sevgican. Bu kötü bir şey ben değil şu ki. Anda sadece Yağmur'a mı önem veriyorum, ilgi gösteriyorum? Farima'ya sana da ilgi gösteriyorum, sevgi gösteriyorum. Evet, Farima'ya da konuşuyorum, ilgi herkes gösteriyorum. Herkes de öyle. Sence, herkes de maşallah. Sence doğruyu söyle. Ama şimdi tabii ki de Gözde'ye hepimiz de ilgi de. Gösteriyorum. Bak şimdi, hayır, ben onu söylemiyorum. Hepimiz de tabii ki muhabbet ediyorsun. Çünkü hani sen de benim gibi düşünüyorsun, arkadaşlık ilişkisi olabileceğini falan düşünüyorsun. Ama Yağmur seni beğenerek geldiğini söylediği için ona karşı ilgin bir tık farklı olabilir. Ne bize göstereceğin bir tık, ilgiden. Bir tık fazla ilgim hakkında ne gördün? Hayda. Neyse yarım kaldı, devam edeceğiz. Meyve yiyin. Öyle devam edeceğiz. Bak size paket yapayım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bakalım inşallah bu evde adaylarınız için gelirsiniz ha. Hadi bakalım. Hayırlısı ya. Şahane gelip takılıp gidiyorsun. İnşallah. Kavga etmeyin ya. Aranızda. Ne konuştun ya? Ha? Ne konuştun ya? Siz hayırdır? Yalnız baş başa konuşmalı. Ünal'la ilgili konuştuk. Ne oluyor, ne bitiyor? Akın! Ha kardeşim. Diyor ki bak benim dediğim çıktı. Benim ona duygularımda haklısınız. Ben ona diyor soğuk davranıyorum. Bence çok inatçısın sen. Ne abi? İnatçı değilim canım. Ben yeni fikirlere alışırım. Bunları yani sizinle açırım. Mi konuşuyorsun? He. Eğer bir şey yanlış düşünüyorsan bana bunun doğrusunu anlatılmasını yanlış istiyorum. Düşünmek diye bir şey yok. Düşünürsün. Dedi ki ben fikir, ona karşı aa, böyle düşünürüm ya. Dersin. Yanlış ya da doğru değil. Kemal de aslında Ünal'ın tamamen beni ne derler, nasıl derler bilemedim. Yani yorduğunu mu? Elde de. Edememek değil de istediğini yapmadığım için, istediği olmadığı için, çok farklı isteyip de farklı şeylerle karşılaştığı için, bunların hepsine de işte egosuyla karşılık verdiği için bu durumda olduğunu. Bak kendisine, erkek o iyi tanır. Kendisine aa, yediremediği için böyle yaptığını, düşündüğünü söyledi. Çok teşekkür ederim canım kardeşim. O kadar mutlu oldum ki bir erkek olarak hem cinsinin bunu anlamış olması. Ve bak, kadınlar bir aynı evde yaşıyorlar. Kadınlar ay kadınları Allah. Çok daha çabuk anlayabilir biliyor musunuz? Evet. Biz anlarız, duygusal insanlarız. Haksız da olsa haklı gibi görürüz ama o erkek gözüyle bakıyor, daha iyi görebilir. Onlar evet yani ona geç bir ev arkadaşı gibi yani anladın evet, mı? Birisini yani anlamak için ev arkadaşından sorarsın. O evet, da öyle. Yani ben Kemal'e de anlatmaya çalıştım. Çok fazla kendimi kritiklerle ifade ediyorum ama herkes ortada bir ilişki olabileceğini düşündüğü için hani Seda Hanım falan yapabileceğimizi düşünüyor. Dün artık son kez bizi de baş başa getirdiler. Ben orada kendi duygularımı anlatmaya çalıştım kızlar. Olamayacağını ona net bir şekilde söylüyorum. Yine oturdum 10 dakika boyunca Ünal'ı dinledim. Sürekli o konuştu. Ben ondan söyledim ki çok güzel düşünüyorsun, çok da iyi düşünüyorsun. Ama benim bütün bunları kaldırabilecek ne fikrim var, ne duygum var. Sana karşı bu kadar yoğun hissim de yok. O yüzden biz olamayız dediğimde bana yine sen şimdi ne biçim konuşuyorsun? Dün sen mi, hiç dün yapıcı mi konuşmuyorsun. Sen öyle diyorsun, yeniden böyle diyorsun. Yeniden deneyelim mi diyor sana Ünal? Hani ben işte değişiyorum. İstiyor bak, seni size çok ufak bir örnek söyleyeyim mi ya? Kalktı yine bana ceketini vermeye çalıştı. Ben dedim ki bak Seda Hanım bile ceketi vermesini hani çok iyi bir şey olarak gördüğü için ben bunu kabul etmeyeceğim dedim artık. Niye kolyeyi aldın diyorlar ya bana. Bak dedim ki lütfen bunu yapma. Ben dedim sonra sorumlu oluyorum yani. Ben bir bazı şeylere yüklenmek zorunda kalıyorum. Yok canım kolye istemedim. Ayrı ceket ayrı. İstemedim ama ceketini. Lütfen dedim üşümüyorum zaten. Bak işte gördün mü şimdi ben eski Ünal olmuş olsam sana burada işte başka bir şey söylerdim de. Zaten bunu şimdi söyleyerek bak işte eski Ünal oldun. Ne kadar çok değiştiğimi sen şimdi gör. Ya arkada. Ya öyle yoruldum ya. Değişmiş oldum. Ya gerçekten yoruldum. Bunu bana ondan sonra karşıma geçip söyle. Ben en ufak olumsuz bir şey söylediğimde sen yine öyle söylüyorsun. Sen yine böyle söylüyorsun. Kendimi ifade edebildim mi? Evet ben çok iyi ifade edebiliyorum bu konuda kendimi ama o beni anlamamakta ısrarcı. Bence o evde yapabilecek kim var sence? Bu ayanlardan. Ben ona kim var? Abi yaparsa Didem Adnan'a yapar anca. Ya da daha büyüğünü yapar. Onun dışında göremiyorum o kadar büyük bir sevgi aşk. Ama Didem Adnan'a yapabilir bayanlarda. Erkeklerde Adnan yapmaz. Erkeklerde yok. Ben bile yapmadım daha önce. Ama tahmin ediyorum Didem Adnan'a yapar. Yani bundan daha büyüğünü de yapabilir hatta.
Ama olsun, bu bana yeterli. Bana ne ya? Sen sevdiğin kadının sesini nasıl tanımazsın? Ne? Bir dakika, cevap ver, evet. Sen sevdiğin kadının sesini nasıl tanımazsın? Benim sevdiğim kadın şöyle konuşuyor yani. Hani konuşurken şu anki gibi konuşmuyorsun. Geliyorsun. Yani şu an... Ama orada sana bir duygularımı ifade ediyorum, tane tane anlatıyorum. İçinden geliyor. Aşkım ilk baş anlamadım, sonlarını doğru anladım. Gerçekten mi? Vallahi ilk baş anlamadım. Çünkü böyle kısık ve normal konuştu ya. Hı hı. Hiç senin tarzın değil. Gerçekten. Sen kendin konuştuğun gibi konuşsaydın benim çok hoşuma giderdi mesela. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Ama bu kadar etkilenir miydin? Bence öyle daha çok etkilenir. Ben senin sesine hayranım. Hayran mısın? Bayılıyorum. Çok sempatik geliyor bana. Çok hoşuma gidiyor sen konuşunca. Anladın? Ama benim sesimi tanımadın sonuçta. Sen hani de ben sesimi değiştirerek sana bir slide hazırlayacağım. Benim sesimi değil. Ben. Anlayacaksın. Okey. Beni dinle. Ben sana bir video hazırlıyorum. Orada duygularımı anlatıyorum. Başka bir kadın mı konuşacak aşkım? Sevgilim hani söyleyemiyorsundur bir şiir. Anladın mı? Aşkım yok. Sevgilinle her türlü yetenek var, sen merak etme. Tamam söylüyorsun, aferin. Yeni bir kavgadan çıktık. Yani bu çok normal çünkü ses tonunu değiştirerek şey yaparak konuşmuşsun. Sen normalde ah ilk girişin demesin. Ah ilk girişim var ya falan yaparsın. Ah işte o ilk girişim. Ya, öyle demezsin sen normalde. Normalde sen nasıl dersin? O gün, şaka bak, o gün seni o kadar çok özlemiştim ki. Böyle yaparsın. Ah o girişin yandı buralar. Ya Gökhan güldürme bak. Normalde, güldürme. Normalde böyle yaparsın. Çok romantik hadi güldürme. Yandı buralar diye bağırırdın yani. Ah yandı buralar herhalde. Anladın mı? O yüzden tanımamam normal hayatım. Hadi gidelim buradan. Hadi gel. Mısır olacak mı daha sonra? Kalsın birileri yer gelince. Yemesin oğlum. Ye? Şaka bak. Yesinler, yesinler. Ama yani benim Yağmur'a özel bir ilgim olabilir de. Bunu göstermiyor olabilir canım. İşte biz de bunun ihtimalini şey yapıyoruz zaten. En fazla sular olur. Her şey olabilir. O da aynısını yapabilir. Tankut deyip başka bir şey aklında olabilir. Yeni bir aday, her şey olabilir. Önemli olan ikili ilişkilerde karşımdaki insan burada, onları nasıl tanıyabilirim? Tanırken, konuşurken, arkadaş olarakken neyse bir tık acaba ben bu insana yönelebilir miyim? Ama beni şu an şey olarak düşünüyorlar, işte 2-3 tane isim söyledin, hangisi olur, hani algıyı değiştiriyorlar biraz. Ama bak ya, neden şey biliyor musun? İnsanların evet, bir hangisi, gözlem evresi, bir zamanı, bir şeyi ama var değil mi? Hangisi olursa zaten şimdi bak hangisi i̇şte de ama olabilir, hiçbiri de bunu, olabilir. Ama bunu öyle söylemiyorlar işte. Hepsi olamaz. Bak orasını da hemfikirizdir. Hepsi olamaz. Sevgican. Onlardan biri olabilir. Hiçbiri olur. Ama hepsi zaten olmaz. Zaten bir şey gibi hani. Birilerini sıraya koyuyorum. Hangisini daha yanlış anlatıyorlar bunu. Evet biz normalini tamam, söylüyoruz. Tanımaya çalışıyorsun. Onu da tanımaya çalışırsın, konuşursun. Beni de tanımaya çalışırsın. Bana böyle ısrarla size aday geldiğimi söylüyorlar ikinizin. Gelecek hayatımda siz hiçbiriniz benim hayatımda olmayacaksınız. Bu işte başka işler var. Ben eğer bir konuşmaya başlarsan, anladın mı? Ev yerinden oynar. İstemiyorum, sevmiyorum. Neyi sorguluyor hala? Geldiğinden beri bekar olsun, ilişkisi olsun, herkese sohbet etmeye çok meyillisin. Bu evde daha yaşayacağın neler var neler? Benim yaşayacağım bir şey kalmadı. Ben yönetmek istemiyorum bir erkeği. Erkeğin beni yönetmesinden keyif alıyorum. Onun gözyaşına kurban olurum yani ben. O yüzden de en hayırlısı bu olacak. Sen Berker'in sana burada yapmış olduğunu benden çıkarttın. Ailen mi istemiyor, sen mi istemiyorsun? Bak, istedim ki bir şeye başlıyorsun Farima. Tamam. Bu evde bir şeylere başlamak o kadar kolay değil. Değil. Hele hissetmediğin birine karşı... Ya, hiçbir şey hissetmiyorum demiyorum ama ufacık bir kıvılcım da olsa vardı ve ilk günlerde bu hemen hop söndü benim içimde. Ha olur mu dedim, olur mu dedim. Herkes bize destek olduğu için ben de onları kötü durumda bırakmak istemediğim için tamam dedim, hep devam ettim. Bunu ben kendi içimde yenmeye çalışırken ailemin izleyip de gördüğünü, bana söylediği cümleler. Ya benim annem var, ondan önce benim bir babam var. Babam bana bu zamana kadar sesini yükseltmemiş, hiçbir şey söylememiş. Çok özür dilerim. Elin adamı gelecek bana karşıdan diyecek ki sen beni taşıyamazsın ya. Ya pardon da derler, anladın mı adama? Yani benim normalde ona madem oradan sonra bile... Madem taşıyamayacağımı düşünüyorsun, niye Kohli'ye bağlıyorsun?
bak, neden bu kadar ısrar harcısın diye soru sorarlar. Birçok soru sorulur ama bunu cevaplayamadığı için zaten gelip arkasından benden özür diledi. Ama o özürler hiç kabul olmadı aslında. Ben hep ha olur ha olur diye, işte insanlar bizi destek diye devam ettirmeye çalıştım. Ailemin isteği, ailem istemediği için mi ben Ünal'ı reddediyorum şu an? Hayır, alakası yok. Öyle yansıtılmış olabilir. Sanki ben çok yoğun duygular hissediyorum ama ailem istemediği için olamıyorum gibi. Evet, öyle anlamış bir olanlar imaj da var. Öyle bir şey kesinlikle yok. Öncelikle ben istemiyorum. Ailemin istememesi gibi bir öyle bir şey de söylemediler. Biz kimseyi istemiyoruz demediler ama onayları var mı? Hayır, yok. Yok. Çünkü Ünal'ın yaptıklarını görüyorlar. Gördüler aşkım, maalesef. Gördüler. İşte o yüzden çok ağladım, biliyor musun? O yüzden inanamadım ona. Şimdi ben senin annen olsam, baban olsam, çok özür dileyerek söylüyorum. Baksam kızıma birisi böyle bağırıyor, sesini yükseltiyor. Daha bir şey başlamadan, bak başlamadan ki o canım cicim ayları. Böyleyse daha sonrasını düşünemiyorum. Ya. Ki Ünal sevgi canın üzerine nasıl gidiyordu? Ben orada bak, var ya, ben ilk girdiğim gece dedim ki Ünal çok beyefendi, çok kibar birisi. Ve bana çok güzel davrandı. Ama o gün yani böyle bir çizgiyle çizdim üstünü, anladın mı? Ya. Nasıl bir kadının sesini yükseltirsin? Yürümeye çalış, aslında kendine gel. Sinirlendiğinde bir anda parlıyor da aslında biliyorsun ya, içinde bir şey yok da ama onu yapıyor yani, anladın mı? O anda canım, o içinde kötülük var demiyoruz, kötü niyeti de var demiyoruz zaten. Ama eğer bu evde bir i̇şte evlilik konuşuluyorsa, işte belki ilişki olsa tamam dersin. Kavga edersin, olur biter ama bu evde evlilik konuşuluyorsa kesinlikle kusura bakma, her şeyden önce ne kadar dünyanın en iyi insanı da olmuş olsa ben olmaz böyle kötü sözlere işte daha fazla maruz kalamam. Ve sonra pişman burada, oluyor burada, ama Ünal, o an o tepkiyi vermemesi lazım. Pişman olup özür dileyeceğini o anda kendini kontrol etmesi, evet, lazım. Öyle. Buna katılıyorum. Ünal kendini güçlü olmayı gösteriyor, dini düşünüyor, sesini yükselterek, bir kadına yürüyerek vesaire vesaire. Ama burada zaafını göstermiş oluyor. Bak bu nedir? Benim anladığım ne biliyor musunuz? Güçsüz be yani. Hepimiz buraya evlenmeye geldik değil mi? Tabii ki de. Hepimiz yani kendimizi hazır hissediyoruz ama kendimize göre. Belki de içimizde hazır olmayanlar var. Ünal daha evliliğe hazır olmayanlardan birisi. Ama öyle olduğunu düşünüyor. Hazır olduğunu düşünüyor. Neden? Çünkü işte mesleği açısından, işte maddi manevi var, bir yönleri hazır olmak açısından var dışarıda. Bunu hazır olduğunu düşünüyor ama hazır olmak demek aslında normal hayatında çok sinirli, çok saygısız, çok kavga eder bir yanın vardır. Ama evlilikte bunu yapamazsın karşındaki, hı hı, eşine yapamazsın bunu. Bunları törpülediğin zaman zaten evliliğe hazırsındır. Ben evliliğe hazır olan birini istiyorum. Kimseyi evliliğe hazırlamak istemiyorum bu saatten sonra. Evet, bu çok güzel bir cümle. Anladın, aynen, mı? Öyleyse öyle. Söylediğin şeylerin nereye gideceğine biraz dikkat edin. Ama ben de öyle dedim. Senden konuş, büyük kardeşlerim var. Tabii ki de ben senin ablanım dedim. Tamam. Burada ben şu sizin konuşmanızdan negatif hiçbir şey çıkartmamaya çalışıyorum. Evet, yoksa ben negatiflik yok zaten. Negatif hiçbir Allah şey yok. Allah Allah ya, bugün ne oluyor? Niye kızdınız birbirinize? Yanlış ya, sürekli böyle bir, hani ben ona kötü bir şey söylemişim gibi bir karşılık alınca ben de ister istemez bir savunmaya geçerim yani. Peki gerçekten birçok insanı tanımaya çalışsa bunda bir kötülük var mı? Bunda bir kötülük yok zaten. Bence de yok. Ya bak, şu tabuları bir şey söyleyeceğim. Tabuları aşmak bizim elimizde. Ve bu tabulara kapılıp yaşadığımız hayatı çok kötü bir hale getirmek de bizim elimizde. Kesinlikle. Ya kabul edeceksin kalıpları ya da çırpınacaksın. Kalıplar var, kalıpların içinde yaşamamaya çalışıyorum diye çırpınacaksın ya da kalıplarım yok. Sizin kalıplarınız beni ilgilendirmiyor. Çünkü benim gelecek hayatımda siz hiçbiriniz benim hayatımda olmayacaksınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz vallahi, muhabbet ediyoruz. Meyve hazırladık, yiyin. Gözde, yüzünden düşen bin parça. İyi. Ne yapıyorsunuz? Bütün mandalinaları düşürdüm ben. Ünal, isim Ünal diyorum yalnız. O kadar Ünal. Ne yapalım ya? Göçe kaybettim şöyle. Tabii. Öyle mi? Evet. Bizde de yok. Aynen. Yesenize. Aa, tabak vereyim mi? Hazırmış zaten ya. Tamam, onu bana ver kardeşim. Sen gerisini sen. Şu tabak temiz. Tabağa gerek yok. Da ekmek var mı? İstiyorsanız yine doğru. Ekmek. Ekmek. Yok artık. Tabii getireyim abi. Sen o tarafta otur, aynen. Kız ekmek getiriyorsun bir de. Meyveli ekmek mi yiyecek? Aman parıma yaklaşma. Bugün Dido da yok. Sen ekmek istiyorsan eminsin. Yok yok, şaka yaptım. Yalnız benim hazırladığım meyvelerden yiyorsun. Adın haberin olsun. Midesine falan bir şey oldu zannettim. Bir şey.
Farimi hazırlamış Emi. Ha? Farimi hazırladı. Kendine her şey yapacak ya. Yemekte sıkıntı yok. Sen şimdi Didem yokken Farimi'nin hazırladığı... Vay. Meyvelerden mi yiyorsun Adnan? Allah'ın nimeti. Evet bence de yiyelim. Artık akrabayız. Yani o kadar da değil. Didem de buna da bir şey demedi. Dağ da var orada. Didem bana istedi. Daha ne yapsın? Daha ne yapayım? Size ne var ne yok? Abi bize ne yapsın? Bizi hala kös kös oturuyoruz. Gözlerin arkasından konuşuyorduk biz de. Dün ne oldu? Şimdi onu anlatıyordu. Şey dışarıda ne oldu? Dün Ünal'la konuşmadınız mı? Hmm. Evet. Yine beni bıraktı gitti. Nasıl yani? Konuşurken. Duymak istediği şeyleri söylemediğim için yine büyük egolarla döndü arkasına gitti. Ağladığında bir soru sordum. Merhametinden mi yoksa sevdiğinden mi ağlıyor acaba diye. O mu? Ben. Sana. Tamam. Bana değil mi? Sen bana bir soru sormuştun ya. İşte benimkisi merhamet ama. Merhamet demek biraz ama merhamet yani kötü bir duygu değil. Merhametli olmak kötü bir duygu değil. Kimseye acımak değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hayal ediyorum. Yani vicdan yapıyorum. Keşke o benim istediğim gibi olsaydı. Keşke ben ona istediklerini verebilseydim ama maalesef. İnsanın karşısında evet bir erkeğin ağlaması çok acı bir şey. Ama birazcık bir şey. Da ailene de bağladın olayı. Sanki hani öyle bir şey oldu ki Seda Hanım dedi ki... Aynı şeyi söyledim. Ailen mi acaba dedi. Sen kafa salladın. Sanki durum sen Ünal'a karşı bir şey hissediyorsun. Ama ailen istemedi. Ama ailen istemediği için de bu şekilde hareket ediyorsun'a döndü mevzu. Onun istekleri senden beklentileri çok yüksek. Kardeşim bak aslında benim yapamayacağım şeyler değil. Sadece bu olay öyle bir hal aldı ki sanki ben... Bütün hareketim, bütün duruşum Gözde'ye yanlış ki ben böyle olduğunu hakikaten düşünmüyorum. Ben doğru bir adamım. Hiçbir sen zaman yanlış doğruluğum... adamsın ben de bak, demedim, doğruluğum... o da demedi diyemezdi. Doğru, doğruluğumdan da hiçbir zaman ödün vermedim. Agresifliğim, bazı şeyleri tahammül edememem. Hı. Bu da bana çocuk yaştan çalışmış olduğumu ve hakikaten... mücadelelerin içine çok erken yaşta girdim. O yüzden de benim tavırlarım, benim sert çıkışlarım benim çocukluğumdan geliyordur zaten. Ama bunları bir günde değiştirmem, zaten değiştiremem. Anlıyor musun? Bizim dediğimiz şeyi söylüyor o da. Bir ağlayan egosuyla. Allah. Niye geldik, niye gidiyoruz abi ya? Meyve yemeye geldiniz siz zaten. Şimdi ortalık karışmış olabilir. Hadi konuşuruz. Meyveleri yediler gittiler. Hadi bırak ya. Bekle. Abla ye, paket Adnan. Yapayım. Ye götür abla. Götür. Baksana, bak yok abi. Hala sayılıyor. Hadi ya. Şaka ya. Bu arada siz 3 kişisiniz değil mi burada? Ha, herkes orada. Bak herkes aynı şeyi söylüyor. Farkında mısın? Öyle gibi gözüktü ya başını sallayarak ağlayınca. Hayır hem o mevzu hem de Ünal'ın egosu ve aşık olan Ünal'ın arasında kaldı. Evet, aşık tamam, ağlayacak bir şey yok kendini yıpratma. Ay yoruldum ya. Bana Ünal'ın sevgisinden bahsetmesin kimse abi. Yok öyle bir sevgi. Boğuldu kız. Yok böyle bir sevgi ya. Sevgi görmesek sevgi diyeceğiz Allah aşkına. Bir şey diyeceğim. Yağmur orada Tankut'la mı konuşuyor şimdi? Onur burada. Tankut'la konuşuyordur. Sevgican ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Kimle konuşuyor Sevgican? Sevgican kimle konuşabilir? Dur bakayım. Konuşmadığı kim kaldı falan. Cidden. Benim ilişkim olmadığına göre... Aklım benim. Kimle göre acaba görüşü? Sen evet biz... anlıyorum arkadaş olarak kardeşim, bir şeyler yapmak istiyorsunuz Onur'la ama. Onur'la siz nasıl konuştunuz her şey? Sen yine hala gidiyorum diyorsun. Ne abi? Onur'la konuşmuştunuz dün. Evet. Ve sen hala gidiyorum diyorsun anlamıyorum. Abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben buraya geldiğim zaman bir şeylerin olabileceğine inanaraktan geliyorum. Ama Gözde bana hiç yani ben sanki duruşum karakterim ona çok ters geliyor. Ki ben böyle olduğumu asla düşünmüyorum. Burada en çok herkesle anlaşan adamlardan bir tanesi benim zaten. Evet. Ama bu ilişki anlamında
Ya ben çok yoğun şeyler yaşıyorum ve karşılığını alamadığım için aynen, bir takım şeyler çok fazla alamış. Kafayı takıyorum. Oh. Ya da şimdi Gözde'nin açıklamaları, öyle enteresan açıklamaları var ki beni ya soğutmak için kendinden bu tarz bir şeyler söylüyor. Anlıyor musun? Ben mesela diyorum ki tamam, yani her şeyi o zaman silelim, baştan başlayalım. Benim problemlerim seninle alakalı, kafamda soru işaretleri yok. Ben sana gönlümü vermişim. Sadece diyorum ki çözüm odaklı oturalım ve ortada bir kurtarılacak bir şey varsa kurtaralım. Anlıyor musun? İşte o da duygularım yok dediği için istemiyor. Ama ben de sana şöyle bir şey söyleyeyim sana. Eğer duyguların yok ise kolliyi ve tanıma yolundaki o heyecanını saklayamaz kardeşim. İşte emrivaki yaptı dedi. Ona da emrivaki yaptı dedi. Bu işte başka işler var kardeşim. Anlıyor musun? Bu işte başka işler var. Ben eğer bir konuşmaya başlarsan, anladın mı? Ev yerinden oynar. Ev ye burada kalmaz yani. Anlıyor musun? Ünal, bir şey sormak istiyorum sana. Bu işte başka işler var demen... olabilir de olmayabilir. Abi bu işte başka işler var. Ben çünkü varsın, ben... varsın başka işler olsun. Şunu anlatmaya çalışıyorum sana. Varsın senin duyguların karşılığında karşılığında bir karşılık olmasın. Abi neyse bak, olsun. Ama bir şey söyleyeyim sana. Lütfen bir şey şimdi anlatmaya çalışıyorum. Ben sadece ben şunu görmek istiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben Ünal Taylı olarak bir şeyler hissettim diye bana bir şeyler hissedilmek zorunda değil. Biliyorum. Okey bunu değil. O zaman ama, o zaman şunu yapma. Ben öyle şeyler yaşattı ki ben daha tahtaya adımı yazmadan o kendi kolyeden sonra gitti yazdı. Evet. Sevgicihan'ın ben oturuş hareketini sordum, görmedim kıskandı, bile. Kıskandı. Bak, görmedim bile. Geldi bu evde. Ben de farkında değilim kıskandı bile. Sevgicihan'la alakalı biz burada tartıştık. Buraya heyecanla geldi. O heyecanların hiçbir anlamı olmaz mı? Böyle bir şey var mı? Sordum. O heyecanların hiçbir anlamı yok muydu abi? Bak. Şimdi ben şöyle bir tez yürüttüm. Sana bunu söylemek istiyorum. Anlatacağım bunu. Onu da sordum. Sizin köyde de el sıkışmaya gerek yok. Suç edebiliyor. Bu da şey olsun. Görüşürüz arkadaşlar komple. Görüşürüz. Görüşmek o soruyu üzere. Da sordum. Görüşürüz. Dedim babam, ki baba, niye tartıştık? Kemal, baba ben konuşmak istemiyorum şu an bu konuda. Buyurun ablacığım. Benle mi? Tankut abiyle mi konuşuyorsun? Yok yok, şu anda kimseyle konuşmak istemiyorum kardeşim. Anlıyor musun? Sana dünden beri diyorum ki yani konuşmak istemiyorum bu konuda. Tezim. Anlattım onlara da. Senin ona olan ilgin uzun zaman içerisinde yaşanmışlıklar kafasında bir takım şeyler kurması. Hani bazen burada da oluyor, dışarıdaki hayatta da oluyor. Karşındaki insanın sana bir ilgisi var. O sıra sen zaten ilgisizsin. Ve onun ilgisi seni yavaş yavaş ona götürüyor. İstiyorsun. Kafanda ilk bakışta öyle bir şey yok. Oluşuyor zamanla, düşüncelerinle, karşıdakinin hareketleriyle. Bunu yaşadım ben hayatımda. Sen yaşadın mı bilmiyorum. Ben böyle bir şey yaşadım. Abi ben ilk defa yaşadığım için şu anda onları tamam. Zaten sen şu anda... Ben gözlerin yerindeydim. Karşımdaki insanın hareketleri beni ona yönlendirdi. Zaman içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Çabuk zaman değil, eskiden oluyor. Yaşadığım bir şeydi bu. Şu anda sen karşındakine çok yüksek duygular besliyorsun. Bunların farklı sebepleri de olabilir. Sırf bir, yani belki ona his şu kadarken... Olan olaylar o hissi senin kafanda ve bedeninde bu kadar yapmış olabilir. Sen bunun farkına varamazsın. Yaşadıkların bunu sana yaptırıyor. Hayırlı, hoş geldin. Böyle oldu. Nasıl bu konuma geldik gibi. Kiminle konuşuyordu? Genel, önce bir Kemal galiba. Siz Kemal'le dertleşmişsiniz. Hı hı. Kemal onunla konuşmak için bahçeye çıktılar. Sonra Ünal içeri girdi. Kimse benimle Gözde'yle ilgili konuşmasın gibisinden. Hı hı. Sinirliydi ama şey dedi sonra. Ünal mı? Aha. Hatta şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki, bunun hani beni kıskanmandan bahsetti. Kolyeyi takarken ki o heyecanından bahsetti. Genel olarak ilişkideki heyecanından bahsetti. Diyor ki, bu işin içinde bir şey var. Hı. Ve ben bunu söylersem bu ev yerinden oynar gibi bir cümle kullandı. Hiçbirimiz o an sormadık neden diye ama. Hı. Çok sinirli gördüm ve tutturdu yani. Ben gideceğim diyor. Ben bu hafta sonu gideceğim diyor. Ben bu evi isteyerek gelmiyorum diyor. Kendi bilir. Kimsenin ama burada psikolojisini düzeltecek durumda değilim. Benim çok psikolojim çünkü herkesten daha bozuldu.
sorguluyor yani. Beni kıskanmandan hani. Ya neyini sorguluyor hala arkadaş? İstemiyorum diyorum ya. İstemediğim konusunda zaten bir şey yok. İstemiyorum, sevmiyorum. Neyi sorguluyor hala? Yok onu mu kıskandım, yok kolyeyi mi taktım, yok onu... Ben bir sorgulamaya başlarsam bu sefer seviyor oluyorum ama. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Canan abi. İyisin, ne yapıyorsunuz? Ne yapayım? He? Takılıyor musun? Sibel sürpriz hazırlamış da bana, oraya gittim. Aa, seni seviyorum dedi mi? He? Seni seviyorum dedi mi? O mu dedi mi? He. Nasıl dün dedi ya, yarın söyleyeceğim diye. Abi Sibel unutmuş ki dünkü olayı. Ne yapmış? Nasıl yani? Ne? Sürprizi unutmuş. Sürprizi de dünkü olayı unutmuş. 6'da yattım, karşı 8'de kalktım. 2 saat uykuyla duruyorum kızlar. Gerçekten çok inanılmaz yorgunum ama değdi mi? Değdi. Belli belli gözlerin gülüyor. Çok merak ediyorum sizlerin yanınızı tabii. İzlediğiniz zaman. Ay ya, çok ben. Merak ettim ama. Çok kötüsü. Köşede bana söylese. Olmuyor mu? İyi, bize de söylesin. Köşede niye sana söyleyecek? Sizler ne özel yapıyorsunuz? Maşallah. Halime hazırladı yine senin Katya. Katya çalıştı sanki. Katya. Katya derken Tuçici. Bebeğim o diyor ama öyle diyor. Yo demiyor. Katya dedi, der size ben de ona Katya derim. Onun adı Halime. Tamam. Anladın? Marifetlerini sergiledi. Baştan alıyorum o zaman. Ne yaptınız? Evet. Meyve tabakları falan. Ha? Ne yaptınız bir de? Vallahi işte şey yapmadık. Ünal konusu işte. Sabah biraz sıcak bir buralar. Dilimi üstünden bir türlü atamadım. Ağır konuyla ilgili konuşuyoruz hala işte. Öyle. Ay. Siz dün yani ya, ne yaptınız onu ben çok merak ediyorum. Herhalde havalısın. Hani Seda Hanım baş başa kaldınız ya. Ha? Hani dün Ünal'la konuştunuz ya ikiniz. Orada ne konuştunuz? İşte anlattım ya kuzum ya. Sen yokken Kansa ilk defa beraber denk geldi. Yağmur'la Sevgican ikisi de geldi. İkisini de yine elinde oynattı kızları. Tövbe tövbe yarabbim. Aa kırmızı o da. Adaylar. Yeni adaylar hadi. Çağır mı? Hadi de yeni adaysın abi, çağır. Versene şu bayrağı. Ben niye vereyim ya? Tamam. Evet. Ne yapıyordun? Olan var, olan bombili var. Neydi be? Bombili... Bombili mi? Bombili mi? Ama pardon, artık sallama. Tuğçe bir şeyler yapmaya başladı. Evet, öncelikle ben kırmızı oda hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam. Salladım şu anda. Selamünaleyküm. Hadi bakalım. Nasıl gidiyorlar? Benden sonra kim kullanıyorsa kullansın. Bana bak. Ben sallamışım. Salladım. Bombili bit neyse onu da yaptım da. Bayrağı devrediyorum. Ben gidiyorum. Çağrılmadın ki de. Gideceğim yani. Gidiyorum. O zaman adı bende saklı kalsın, çağıracağım. Öyle olmaz. Seç. Yok seçmeyeceğim. Seç. Seçmeyeceğim. Allah'ın senle çatla. Çatla. Senle bir oyun oynamayacağım. Adnan seç. Bey. İki isim var aklımda benim. Seni çağıracağım. Aha. Vallahi diğer ikisi buzdu. Aşk yaşamayınca ben de artık. Tuğçe. Kırmızı odaya. Keşke kırmızı bilseydim. Moley oley. Ben de çalışacağım ya. Farima nerede? Farima. Artık. Ne düşünüyorsun? Şey düşünmüyorum. Yoruldum artık sabah. Sıkıldım. Hiç konuştunuz mu? Özlemek dünyanın en güzel duygusu ve ben onu gerçekten çok özlüyorum. O yüzden Akın gelsin kırmızı odaya. Kurbanlık etin üstüne koyarsın ya. Yok, kurbanlık etin üstüne koyarsın ya. Tankut abinin çağıracağı gelin adayı. Sana göre. Yemin ediyorum. Ne bakayım. Birisi oydu benim aklımdaki isim. Yağmur'un yeğesi. Kaç oldu? 1, 2, 3. Ne haber? İyi. Ben seni çok özledim. Ne yapıyorsun? Kırmızı. Mavi ama bu. Güzel oldu bugün. Beni evet, sevindirdin. Böyle artık düşündüm. Artık öyle şeylere takılmayacağım. Böyle daha rahatmış ya. Çok rahatladım biliyor musun?
Ya işte çok aynı kafa yapısında olmak güzel bir şey. Zıt da olabilirsin. Ben sana zaten bir şey demiyorum. Sadece anlaşamadığımız yerler olacak tabii. Tabii ki olacak ya. Bırak yaşayalım zaten. Yaşıyoruz da yani. Seni çağırırken ne dedim az önce biliyor musun? Evet. Özlemek dünyanın en güzel duygusu ve ben onu çok özlüyorum. O yüzden Akın gelsin dedim. Vaa. Wow. Ben de seni özlüyorum. Ama ben bugün dingin kalmayı tercih ettim. Böyle durgun biraz. Aslında enerjiliyim ama durgunluk var. Ben anladım. Çok iyiyim çünkü dün tartıştık ve onun üstüne düşündüm. Ve sonrasında da dedim ki artık böyle olmasın. Yani en azından bu konuyu geçelim artık ve bunu kapatalım. Bunun için tartışmayalım. Kıskançlık konusunda bir şey yapamam ama. Yani tam kıskançlık olabilir. Şu an bir şey yok ama hani bu konuda bir şey yapamam yani. Tamam. Bu konuda da yapmaya çalışırım. Peki sana bir şey soracağım. Özelini başkalarıyla konuşma deyip İlkay'lara bizim aramızdaki olan şeyi açıklamaya... İlkay soru sordu. Normal muhabbet ettik. Özel konuşma demiştin ya bana. Özel bir şey konuşmadım ki. Hayır, özel bir şey konuşmadım. Bizim aramızdaki şey özel değil mi? Ne konuşmuşum ki ben İlkay'a? Sadece durumu anlattım yani. Yok, ben de kızmadım zaten. Sadece senin acaba bana söylediğin kelimeyle yaptığın hareket bir mi diye düşünmüştüm. Önemli değil ya, güzel oldu. Ben mutluyum ama değilim. Böyle düşündüğün için teşekkür ediyorum. Aksine çok tuhaf düşünüyordum bu konuda. Acaba ne diyecek, ne düşünüyor, hala takılıp kalacak mı? İyi ki takılıp kalmamayı tercih yok, ettim. Yok artık. Ki güzel olacak yani, emin ol. Öyle yani hayatım. Senin kırmızı gözlükleri değiştirsek mi ya sanki? Ben şaka yapıyorsun. Evet. Sen şaka yapıyorsun şu an. Ben de diyorum ki o niye ya onu deli deli aşkım konuşuyor? Adayıyla konuşuyor. Ay Allah'ım yarabbim. Sen niye vuruyorsun bir daha? Bir kere vurduktan sonra vuruyor musun? Korkma. Ayağıma vurdum. O zaman çektir, şu yukarı gel. Hop. Arkanda şey var, dikkat et. Bardak var. Bardağım var. Bir tane bardağım var zaten. Yürüyorum. Bence böyle daha güzel. Bununla benim elim daha çok acıyor. Evet, böyle daha iyi. Daha güzel de o yüzden. Aslında şu, böyle mi güzel? Böyle, böyle daha iyi. Bu çok karıştı böyle ya. Karı bas. Oynayın gidiyoruz. Bununla hep dayak yiyorsun ve hep canın acıyor. Öbür demin oynadığınızda daha çok can yakıyor. Ha, ben devam. Sen devam. Artık duygularımızı yaşayalım. Gerçekten evet, bırak bunu yaşayalım zaten. İnsanlara bunu anlatmak zorunda değiliz. Evet.
Gerçekten değiliz. Böyle düşünüyorum artık. Annemin gelmesi bana yaradı herhalde. Evet, Semra Hanım'ın gelmesi biraz iyi oldu. İyi hissettim. Benim de duygularıma tercüman oldu kendisi. Çünkü annene öyle de bunu şey açıkladım yani. Sağlam adımlar atmak için ben biraz daha yavaş hareket eden bir insanım. Bunu sana da söylüyorum. Kötü bir şey değil bence. İyi bir şey. Kırılmamak ve kırmamak adına yapılan bir şey. Tamam, herkes kendi duygusunu yaşasın o zaman. Bacağıma bak. Herkes. Bacağıma bak. Bu üçüncü, ilk bu odaya geldiğimde sana seni beğendiğimi söyledim. Sonra sen bana çok güzel bir tabakla geldin. Ve her bu odaya geldiğimizde aslında ne kadar tartışsak da biz daha iyi oluyoruz bence. Aynen. Daha iyi oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Ve çok iyi hissediyorum bugün gerçekten. Yani evde ne olduğu falan umurumda olmuyor. Herkes bir şey konuşuyor ama ben gayet iyiyim. İçimden şarkılar söylüyorum. Mutlu ol. Mutlu ol çünkü ben senin mutsuz olmanı isteyen bir adam değilim. Ve senin mutsuz olman için birlikte mutlu adım olalım atan bir adam da olmayacağım. Birlikte mutlu olalım. Bunu birlikte işte mutlu olmak için yapacağım zaten. Bencillik yapmayacağım yani. Tamam. Söz. İyi, sevindim. Ben beni şu... Söz veriyorum ama... beni kızdırırsan kızarım sana. Nasıl kızdırırsam? Kızdırma bu işte. Bu konu dışında zaten o kadar yükseldiğimiz bir konu olmadı aslında bizim. Oluyor oluyor. İnsanız. Ara ara birbirimizi kırabiliriz. Ben de senden dün için buranın özelliği ve güzelliği hatırına tekrar özür diliyorum. Burada bir kere daha özür diliyorum senden. Teşekkür ederim. Çünkü bazen çıkışlarım oluyor, farkındayım. İstemeden oluyor. En azından orayı terk etme, olur mu? Kal orada yani. Sadece konuşmasak bir, bir da tık kal daha orada üstüne çıkıp seni yaralayacak bir cümle kurmaktan korktuğum için nefes alıyorum gidip, o kadar. İnan bana, bunun için başka hiçbir şey değil. Arkamda bırakıp gitmek değil yaptığım şey. Sadece ben seni kırarsam... Ağzımdan bir şey çıkarsa dönüş olmaz. Ben seni kırarsam inan bana her şeyi çiğnemiş olurum. Çünkü sana seni kıracak kadar basit ya da kolay bakmıyorum. Çünkü kırmak da istemiyorum. Sadece bana gelen yanlışları senin inadına rağmen sana anlatmaya çalışıyorum hepsini. Tamam. Vakit anlaştık tamam. Hadi. Öpeyim ya. Evet, tamam. Ben anlamıyorum, bir dakika. Ben burada gördüğüm şeyi yorumlamak zorundayım ki dürüst davranıyorum. Neden zoruna gidiyor? Sen kalkıp da şöyle... Ben böyle bir şey diyemezsin ya. Ne demek diyemem ya? Demek ki senin... Yok, diyemezsin. Ama sen burada şu an o şeyi hareketleri tercih... Çünkü biriyle konuştuğum zaman sürekli bir olay oluyor, sürekli bir yakıştırma oluyor. Sizin istediğiniz bu. Ben kimseyle konuşmayayım istiyorsunuz. Ben burada susup oturamam. Valla canım benim, şey söyleyeyim mi? Ben buraya geldiğimde çok da güzel sustum oturdum. Sen hiç kimseyle olabilirsin. Ben sadece eş adayım, kusura bakma. Eş adayım bekledim ama sen maşallah geldiğinden beri bekar olsun, ilişkisi olsun, herkesle sohbet etmeye çok meyillisin. Bence çok yanlış. Benle işte yastıkla sohbet ediyorum artık. Ona bile laf edebiliyorsun. Tamam, ona bile laf ediyorsun tamam. Sibe. Hadi git et. İstediğimle sohbet sustum ederim. Bak bak. Hadi git devam et. Neyi, ne yapacağım? Ama sen bu şekilde oturup da hareket edersen kimseden bence damat da değil falan bekleme. Sana iyilik yapıyoruz. İyilik bir şeyler söylüyoruz ama sen bunu... İyilik mi? Senin damat... Ne demek iyilik mi Sibel? Ama sen bizle burada eğlenirsen sen... Türk ben halkları. Sen de eğlendim, sen de gösterdim bunu. Ben kendi kendime konuşuyorum. Sen Türk ben halkları. Ben kendi kendime konuşuyorum. Tamam işte biz de burada seni eleştiriyoruz tatlım. Burada sen eleştirmiyorsun, sen başka ithamlarda bulunuyorsun. Evet, bu şekilde yorumladım. Bence Sevgican'ın hiçbir suçu yoktu. Çünkü artık kız gına geldi kıza bence. Kimseyle konuşamıyor. Geçen hafta ben de olayını yaşadım. Adayı olanlarla konuşamıyorsun. Adaysız olanlarla da konuştuğun zaman... Hemen bir dedikodu çıkıyor. Acaba yakışıyorlar mı? Birbirine çıkıyorlar mı falan filan gibisinden ki ben o yüzden zaten adayı olmayanlardan biraz tepki, biraz uzak kaldım. Ama burada ben Sevgican'a hak veriyorum. Orada dalga geçiyordu, şakalaşıyordu. Belki de mizah yapıp laf atmak istedi bizimkilere. Onlar da çok aşırı derece tepki verdiler bence. Bu evde daha yaşayacağın neler var neler. Bu evde ne yaşandı biliyor musun? Benim yaşayacağım bir şey kalmadı. Sen sadece şunu söyleyeyim, yaşanmadığını sen düşün. Tamam, tabii şimdi onay verir. Sevdiğin kadını başka adamın kollarında dans ederken şundan oturup izliyorsun. Tamam işte ben yaşamayacağım. Şunu söylüyorum, bu evde o bile yaşandı. Kim yaşadı? Erkek olarak.
Canım acıyor. Acısın. Günüm nerede? Bugünü bu evde en mutlu olduğum günü ilan ediyorum gerçekten. Maşallah. Bize etti. Ben de en mutlu. Maşallah değil. Mutlu musun? Maşallah diye çok mutlu. Mutlu musun? Sonra ne yapacağız? Ne yapacağım? Ne yapıyorsun ya? Dur. Gel. Mutluysan ben dünyanın en mutlusu. Bak. Yap. Hadi yap. Bak nasıl anladın? Hayır. Mutluysan oradan kayıyor. Tamam. Cilveli yap. Ben dünyanın en mutlu garısıyam. Ama cilveli olmadı. Oldu mu? Çok güzel karısınız hanımefendi. Ay git bir daha in. Yani o biraz cilve yap ama ya. Saçlarımı savur beni. Ben dünyanın en mutlu garısı ya. Ben Allah kahretsin. Sen böyle mi yaptın? Tabii ben. Kadının her yeri cilve zaten baksana. Zaten masaya ben 1-0 geride başladım. Yani gene gözlerinin gözünde. Sorunum yüksek ses değil. Senin bana yaptığın saygısızca söylediğin cümleler. Evet. Sen Berker'in sana burada yapmış olduğunu benden çıkarttın. Aslında yükselse sana, seni bastırsa sen bunların hiçbirini yapmazdın. Sen kolyeyi verirken verdiğin niyeti açık bir dille söyledin. Şimdi arkadaşlık adı altı falan böyle bir şey yok baba. İkidir sen diye sorma gereğini hissettin kendini, ben onu anlamadım. Açıkla diye, ilk önce dışarıda dedin, sonra dışarıda dedin. Şimdi vay, biraz önce açıklamış olsam zaten açıklardım burada. Tamam sormuyorum kardeş. Yüzün gülüyor. Buna bir abes şeyle bakma ya. Bugün gülüyorum zaten. Sen bakmıyor. Nasıl geçti? Ben bakmıyor. Güzel konuştuk işte bir şeyler. İyi oldu. Psikolojisi değil. Kafam rahatladı da biraz daha. Nasıl iyi olsun lan adam? İyi lan, iyi değiliz yani. Sen konuşmaktan kaçıyorsun, o adam konuşacağı insanı bulamıyor. İkiniz de farklı. Bu zaten zavallım. Ben mi? Kırmızı odadan erken çıkaydı. Bir buyur. Sonraki kırmızı odayı arkasa durdu. Sen nasılsın Akın? İyi misin? Allah'a şükür kardeşim. Biz bugün her şeyi aştık. Biz bugün aramızdaki kavram kargaşasını atlattık. İyi değiliz oğlum. Güzel oldu. Sağ ol, kararlar veremiyoruz. Evin içerisinde sansasyon yaratmazsam olmaz. Elbette kimi çağırabilirim? Yağmur'u çağıracağım. Varsın gelsin. Ben kaçar. Tarkut çağırmıştı. Hadi. Aa, bilemiyoruz artık. Ben. Aa, benim sözümü yere bıraktırırız ya. Bol şans. Bırak ya. Bırak ya. Güzel muhabbet ediyordun. Bıra. Tarkut çağırsa da bir şey olmaz ki. Sonuçta adayı değilmiş. Ha? Adayı değilmiş. Tarkut çağırsa da bir şey olmaz. Ne olacak? Bir şey olur. Adayım değil diyor ya. Bir gardı var çünkü. Merhaba. Merhaba. İlk kırmızı odan değil mi? Kırmızı oda. Nasılsın? İlk kırmızı oda. Evet, ilk kırmızı oda. Şöyle. Çok köşeye oturmak zorunda değilsin. Rahat ol. Rahat ol. Kelebekler de ne güzelmiş. Nasıl hissediyorsun? İyi, iyi hissediyorum. İyiyim. Sen kırmızı oda hakkını kullanmadın galiba. Hayır, İşte. Kullanmadım. Ama ne şanslısın ki seni kırmızı odaya ben çağırdım. Öyle rahat ol. Ne oldu bana rahattım bir an böyle oldu. Heyecanlanma. Ya ben seni çağırma sebebim tabii ki seninle konuşmak ayrı ama bir yandan da evdekilere birazcık kapak olsun istiyorum. Çok üstüne gidiyorlar ya, hem senin üstüne gidiyorlar hem benim üstüme, herkesin üstüne gidiyorlar. Sende de var burada. O değil mi? Tabii canım, direkt yapıştırma olayı var, etiketleme olayı var. O yüzden hani ben kendi tezimi de aynı şekilde devam ettirme amaçlı. İstediğim her şeyi yapacağımı gösteremeye çalışıyorum insanlara ve bunda bir yanlışlık yok. Kırmızı hata hakkım var mı? Var. İstediğini çağırabilir misin? Tabii çağırabilirsin. Tabii ki de. Sen buraya gelen bir aday mısın? Adaysın. Aday olduğunda
benim ve Onur'u hakkında düşüncelerim var mıydı? Vardı. Ben de Kırmızı Oda'ya çağırıyorum. Bunda hiç kötü bir şey yok yani. Tabii rahat ki de, ol. Tabii ki de. Rahat. Bu hiçbir şey anlamına gelmiyor yani. Kırmızı Oda'ya çağrıldın, şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Bir anlama gelmiyor. O yüzden rahat olabilirsin yani. Söyleyeceğin hiçbir şey kayıt altında da değil zaten. Rahat ol yani. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Anlat bakalım. Ne anlatmamı istersin? Şunu öğrenmek istiyorum. Hani dedin ya, iki tane aday var. O adaylar içerisinde ikisinin de işte karakterini şöyle beğeniyorum, evet, böyle beğeniyorum. Bu adaylardan bir tanesi benim. Evet. Benim hakkımda neleri beğeniyorsun? Ben duruşunu beğendiğimi söyledim. Yani güzel bir mi? İlişkide arayacağım şeyler sizde var. Bu anlamda beğendiğimi mesela söyledim. Yani bu çok... Olgunluk mu? Tabii anlayış ki de. Mı? Anlayış, olgunluk. Saygı. Evet. Hani bir şeyleri yaşarsın, artık senin için her şey böyle normaldir ya. Çok sorun yapmazsın ilişkide bazı şeyleri. İkinizde de o var. Benim gözlemlediğim kadar. Peki sen daha, ilişkide daha küçük şeyleri sorun yapar mısın? Daha babaç böyle yanaşıyorsunuz. Efendim? Anlayışlı davranıyoruz yani. Kesinlikle, evet. Peki sen ilişkinde böyle misin? Anlayışlı mısın yoksa kıskanç mısın? Beraber olduğunu çok kıskanır mısın? Ufacık dedim şeylerden nem kapar mısın? Tarzımın dışında bir ilişki yaşıyorum. Görüntümle hiçbir alakası yok. Tamamen böyle ev moduna girmiş bir kadın haline dönüşüyorum. Sadece zannedersem görüntüm beni maskeliyor. Yani görüntüm beni maskeliyor ama ben ilişkimde erkeğin kurallarını seviyorum. Kurallarına uymayı da seviyorum. Yönetilmekten hoşlanıyorsun yani. Ben yönetmek istemiyorum bir erkeği. Erkeğin beni yönetmesinden keyif alıyorum. Ama ben çok karşımdaki insanı yöneten bir karakterde değilim. Çünkü karşımdaki insanın da... Aslında tavrınla yönetiyorsun ama farkında değilsin. Öyle mi diyorsun? Evet. İçten ben içten. O anlamda yönetim. Hani şunu yapmayacaksın, sana bu yasak anlamında bir yönetimden bahsetmiyorum. Ha, ilişkiyi bir şekilde taşıyorsun diyorsun. Kesinlikle, evet. Uyumlu olurum diyorsun yani. Evet, evet, öyle. Ama herhalde senin de bazı altını çizdiğin noktalar olmuş olması lazım. Mesela ben sana bir soru sorayım. Kıskanç bir insan mısın? Kıskanç bir insanım ancak zannedersem ilişkiyi kıskanmıyorum ben. Hayır, ilişkide olduğun insanı kıskanmaktan bahsediyorum. Çevreyi, çevreyi de kıskanmıyorum. Ne seni kıskandırır? Beni ne kıskandırır? Benim dışında başka birine ilgi duymak beni kıskandırır. Ama i̇lgi konuşmak, duymak, oturmak... Bir arkadaşla yemek yemek, bunlar beni rahatsız etmiyor. Şimdi ilgi duymak derken... Tek kıskanacağım şeyi söyledim. Zaten bir ilişkide eğer beraber olduğun insan sana onun ilginin dışında başkalarına da ilgi duyuyorsa... Başkasına zaten ilgi bir duyduğunu var. Hissettiğim anda karşı tarafın tek kıskanacağım şey bu. İlgi duyduğunu hissetmek. Hissetmek, ama bu evet, maddeleri açmak lazım. Şimdi sen kendini hissedebilirsin, adamın ilgisi yoktur karşıdakine. Sadece arkadaşlık olarak sohbet ediyoruz. O yüzden kıskanmıyorum. Falan, o yüzden kıskanmıyorum çok fazla. Ama ilgi odağının sen olmasını istiyorsun her zaman. Hayır. Mesela bizim ikili konuşmalarımızda şu anda üçüncü bir insan olsaydı, biz seninle konuşurken üçüncü insan bana bir şey söylemiş olsaydı ve seninle aramızdaki sözü ben kesip o insana karşı yönelmiş olsaydım, bu senin için bir kıskançlık sebebi olur muydu? Hayır, asla kesinlikle değil. Ben bu kadar şeyi aştığımı düşündüğüm için buraya geldim. Kıskançlıklar hayatımda olsun istemiyorum. Problemler olsun istemiyorum. Bir ilişkiyi, bir evliliği ben artık huzurlu ve mutlu olmak için istiyorum. Birbirimizi kıskanıp sürekli üzeceksek, sürekli bir şeyler için birbirimizi kısacaksak buna hiç gerek yok. Duydunuz senin sesini. Kırmızı Odamız da burada bitti. Teşekkürler. Herkes görüşürüz. Canım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için ama zaten başka bir opsiyonun yoktu. Görüşürüz. Nasıl geçti? Değişik. Benim prensimi getirin bana. Ne açıdan değişik? Kırmızılık açısından çok değişik. Değişik bir renk vardı etrafında. Evet. Sizce kim olur kral kraliçe? Erkeklerden kim olur? Kraliçe belli, kral. Kral erkekler kraliçe. Yorumlar mı? Biz erkeklerden. Kral ve kraliçe. Yani şampiyon belli, Adnan ikinci kim? Adnan da oldu, Onur da oldu bilmiyorum ki. Akın olabilir mi? Hani düşünüyorum, kraliçe olsam da karnım çok tok. Ne isteyeceğim? Ben onları düşünüyorum. Akın olabilir, olabilir diye düşünüyorum. Beni yaver seçmeyin sakın. Geçen haftaki kraliçeliğimden sonra yaver olmayı asla yediremem kendime. Daha sonrasında aileyi tanıma yolu. Yeni bir yol.
Aslında evlilikten daha önce değil mi? Tabii. Ama evet. Silemediğimiz sen için... Sen evlendikten sonra mı aileyi tanıyorsun? Evlendirme dairesine geldim. Bunu da benim olsa. Özellikle yanlış yapmam artı bir şey oldu. Bu buraya, bu buraya. Sevgililikten sonra aileyi tanıma yoluna geçtikten sonra evlilik ilişkisine geçiyor. Evlilik ilişkisinin ardından neyi getiriyor? Ayrılma yolu. Bir yol var, onu atladım. Bu. Ha, evlilik işte. Bugüne kadar bizim ilişki çerçevesinde değerlendirdiğimiz olayların hepsine bunlar giriyor. Sadece ilişki bu kız açısından. Yani kadın erkek ilişkisi. Bu tabii. Bu erkek kadın ilişkisi. Bir de erkek erkek ilişkisi var. Bir de kadın kadın ilişkisi var. Ta ona da geçeceğim. Çöp oluyor. Bugün ilişkilerle ilgili bir şema çizdim. Aslında kendimle ilgili de bir şema çizdim. Çünkü terzi kendi söküğünü dikemez ama söküğümün neresi olduğunu çok iyi bildiğim için insanlara da bunu anlatmaya çalıştım. Halbuki anlattığım kadar uygulayabilsem zaten şu anda çok farklı noktalarda olurdum. Ama ne yapıyoruz? Uygulamaya da çalışıyoruz. Anlattığımız gibi uygulayabilirsek zaten dört dörtlük bir insan oluruz. Benim amacım Dido'ya karşı zaten dört dörtlük olabilme, hatasıyla sevabıyla artık. Bu arada çok özledim seni Dido. Hayırdır? Hayırdır. Neyse bu yol burada kalsın. Tüm adaylar da almışlar. Hayırdır abi? Gelinler evine. Aldılar ya. Oh. Ne bunlar? Ay, elektrik. Doğan benim takım öyle gözüküyor. Elektrikten oluyordu. Aç damat adayları gelinler evinde. Herkes yemekte yalnız. Bunlar aç ha. Kendi evlerinde bence yemek yok. Sorarsın ilaç içimi. İlaç mı içtin? Başım çok ağrıyor, ilaç içim. Sorarsın efendim. Bunlar damat olacak. Damat yemek yemez mi? Yasak mı? Baksanıza selam zaten, vermeden mutfağa girdiniz. Zaten kek olmamış. Belki bu tarafta yemedik bir şey. Kek olmamış. Al, peçe de tak. Kim yaptın? O yalnız benim peçem. Bir dakika, şundan yok mu ya? Acayip güzel börek, de ha. Börek mi? Ha. Kalmıyor saçın ama bir telini yok. Önden çıkar ama şöyle. Kim olacak şöyle, kalmıyor? Evet oldu. Ay. Saçla kalmıyor. Bizde de çizgi filmleri gibi oldu. Tam oldu bir karikatür. Ne oldu? Karikatür. Ne var ya? Bu niye bu anasını bir şekilde karşılanıyor? Şey, üzüm bir de. En zor. Neyi patlatıyorum ya? Tamam, susalım. Ya ben... Hareketleri bak. Selamlar şey olsun. Abi, böyle bir krallık görülmemiş. Yani. Krallık zaten Romalılar zamanında var mı? Tarihte bir ilk yaşarsın yani. O bugün yaver ne olmak istiyor bence. İyi sen. Sen de zaten sabahtan beri görüşüyoruz. Gözücüğüm ne haber? Bundan sonra dedik ya biz seçiyoruz kral ve kraliçeyi. Niye? Çünkü biz de sizi hani 100 kişiye tesadüfen soruyoruz ama burada tesadüf olmayarak 12 saat boyunca sizi izleyen 100 kişinin üzerine bir ekibimiz var. Özel bir danışma ekibimiz var. Yapımda insanlar var. Ben varım. Bizim dahil olduğumuz bir grup. Toplanıyoruz çarşamba sabahları ve o hafta evde duruşuyla. Bazen aşkı için bazen dostluk adına bazen çok özel bir hareketten dolayı. En çok böyle hani... içimize sinen adayı bazen de motive etmek için seçmeye karar verdik. Tesadüf olmasın. Kral ve kraliçe artık efendim kısmetse olur ekibi seçiyor. Peki bu hafta kimler oldu? Kimler seçildi? Gökhan'a soralım sence. Sizin evden ama. Çünkü eşlerinizi sorunca hemen onların adını veriyorsunuz. Tesadüf olmasın dediniz. Yani, evet artık değerlendiriyoruz. Aynen o zaman Ünal derdiniz. Şu an bu aralar. Sevda'yı Sevda gibi yaşadı diye. Evet. Olabilir. Başka fikri olan?
Ünal dışında? Bizim evin alayı Kral Seda'nın. Vay, vay, vay. Bu ne birlik, utanın kızlar. O yüzden hepsi krallığı hak ediyor. Ama bu hafta özellikle kral olmasını hak eden ve kral olması istediğimiz, bilmiyorum arkadaşlarım da düşüncesi aynı mı ama Ünal olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Tankut'a soralım. Tankut sen kim dersin? Adnan. Niye? Arkadan süfle verdi çünkü bana. Niye? Arkadan süfle verdi bana. Adnan dedi. Ben de Adnan dedim. Ha, hem arkadaşını övüyor, kendi adını sana söylettiriyor. Hem mütevazi gözükecek, hem de kral olacak. Vay Adnan, vay, vay, vay neymişsin. Vay. Neyse Adnan bana iltifat etti diye bugün bilmiyorum artık. Belki oymaya alır. Kızlara dönelim. Peki Sibel, sizin evden kim olmuştur? Gözde olabilir diye düşünüyorum. Didem de olsaydı o da olabilir diyorum. Gözde niye, Didem niye? Gözde niye? Bayağı bir zor hafta geçirdi ilişkisinden dolayı. Didem de gayet ılımlıydı. Hep yapınca hiç tartıştıklarını görmedim. Belki de o yüzden yani Didem yapacağım. Şu anda olmadığı için Didem'i seçemiyoruz. Bir özelliğimiz de bu hafta herkesin, kral ve kraliçenin bu anı yaşaması için burada olması. Gözde senin adını verdi Sibel. Sen ne dersin? Bence Farim olmuştur Seda. Niye? Adnan ve Didem'i barıştırdığı için. Yapıcı. Kimsenin yapamadığını cesurdu ya. O açıdan olabilir. O zaman Sevgican'a sorun. Bence de Farim olmuştur. Gitti. Seni seviyorum valla. Gitti Adnan'a, Didem'i bile istedi. Daha ne yapsın? Evet, Allah razı olsun. Peki fikirler böyleyse ben de açıklayayım efendim. Bana da bizim kurulumuzun kısmetsiz olur ekibinin kararını açıklamak düşüyor. Haftanın kraliçesi. Hiçbir şey söylememe gerek kalmadı. Tam da kızların özetlediği sebeplerden dolayı. Önce yanlış anlaşıldı. Sonra o kadar yapıcı, o kadar sıcak, hatta dünürlük bile yaptı yani. Evet. Bunun üzerine herkes gerçek yüzünü gördü. Ve biz de Farima'yı bu dost canlısı, bu yapıcı davranışından dolayı haftanın kraliçesi ilan ettik. Güle güle kullan kraliçeni. Az sonra sana yaver seçtireceğim. Yaver deniyor. Ama ne deniyor bilmiyorum işte sultana böyle bir yardımcı seçtirin. Yardımcı. Bir bakarsın. Bak, bana öyle bakma. Gelelim mi efendim krala? Bakalım kralımız kim oldu? Evet efendim. Bu haftanın kralı... Ya Ünal'cığım gel. Tebrik ediyorum seni. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Demek ki şöyle yanımda yakın durumda hep birlikte çıkalım. Demek ki sabah bizim oylama toplantısına, değerlendirme toplantısına böyle girsek siz de bizimle aynı fikirdeymişsiniz. Evet. Niye? Yaşayan biliyor çünkü. Bu evin içinde olan sizi en yakın tanıyan ve gözlemleyen biliyor. Evet. İzleyicilerimiz 3 saat seyrediyor. Biz 12 saat. O yüzden demek ki Ünal'cığım arkadaşların da biz de senin bu hafta kral olman gerektiğini, yani aşkına kral gibi sahip çıktığını gördük. Yani ilk önce şöyle bir şey söyleyeyim. Kesinlikle burada kimseye gösteriş anlamında bir şeyler hissetmedim. Hislerim de gene gerçekçiydi. Teşekkür ederim yapıma da, arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Ben bunu başka birine devretmek istiyorum. Evet, çünkü kral devredilmez. Psikolojik olarak inanın... Otur, yaverine çay kahve yaptır. Peki. Sen bunu hak ettin. O zaman yaverini seç hadi. Kemal olsun. Gel Kemal, gel. Sevdiğim için yani. Bravo. Sana ben her zaman çay kahve yaparım programı. Dinlenirsin, şöyle bir tahtın tadını çıkarırız. Farimacığım sen de seç bakalım kendine yardımcını. Ya ben çoktan seçtim Tadahan'ı. Kim?
Ayıracağım sevenleri yani. Onlar baş başa bahçede oturmayı planlıyor. Kemal'cim ilk sen aşağı sen de yanımıza. Yok yok şaka yaptım. Kim söyleyeyim ben herkes kaçtı. Kıyamadın mı Gökhan kötü baktı diye bir şey. Yok kıyamadım. Şaka yaptım. Şaka yapmadım da kıyamadım şu anda. Peki. Kimi söyleyeyim dur bakayım. Beni söyle. Şimdi sana söylesem bir kahve istesem bir saat sürer sana söyleyeyim. Yavaş yavaş bak kraliçeye bak dokunduruyor. Söylemeyeyim. Sen öt söyle. Gözde ben gözleri. Gözlerinde keyfi mi yok? Ama belki yanında olması yağmur iyi olur. Yağmur olsun ya. Yeni gelene diyorsun. Böyle hızlı. Hızlı mı? Hamarat. Burcun ne yağmur? Başak. Ha, titiz de olur. Hamarat. Sen de yakınımıza gel. Peki efendim madem yaverler de belirlendi artık taç törenine de geçelim. Tacımız gelsin. O zaman çiçeği ben alayım. Kralımıza ben vereyim bu. Nasıl her hafta değişiyor. Her hafta tacı getiren oyun. Kıskanıyor. Ben niye kral olamadım? Kovuyoruz, yenisini alıyoruz. Evet, yardım et bakalım. Al oradan kraliçenin yazısını. Yaverler alsın. O da kral yazısını. Taç da kraliçenin. Böyle süsleyelim kralımızı da. Süper kral. Klas. Kim alnına asmıştı bunu? Onur. Bayağı hoş olmuştu. Benim hep aklımdan geçiyordu da. Eyvallah. Şimdi şöyle yapıyoruz efendim. Yaverler, o yüzden gözlük kalsın. Şöyle. Gözlüğü seçtim işte. Yaverler bu evde kalıyor. Beyler evlerini alıyoruz efendim. İşte gelin adaylarımız da zaten kendi evlerinde. Günün sonunda zaten kritiklere gelirim ben. Tebrik ederim. Ünal'cığım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şu yüzünü gülen görelim. Çok teşekkür ederim. Barım'acığım sen zaten gülüyorsun. Hiç olmasın. Tebrik ederim. Görüşürüz. Ünal'la Farima bugün kral kraliçe seçildi ki Farima'nın hakkıydı zaten. Geçen hafta çok yanlış anlaşılmıştı çünkü. Ama niyetinin öyle olmadığını ben zaten başından beri söylüyorum. Ünal'ın da bu haftaki tavırlarından dolayı kral seçildi. Gözde'ye olan özverisinden, ilgisinden. Bundan sonra yapım seçiyormuş bizi daha iyi gördüğü için kral kraliçeyi. Mantıklı bir karar tabii. Sonuçta bizi daha iyi görebiliyorlar halktan. Ama Ünal'la Farima'nın kral kraliçe seçilmesinde acaba bir kıskançlık olabilir mi? Çünkü Gözde kritiklerde her şeyin bittiğini söylemesine rağmen Ünal da bitti diyor. Ama sürekli bir didişme içindeler. Bir şey bittiyse bitmiştir arkadaşım. Bunun didişmesi olmaz. Neden? Tadın çıkar. Kemal, kralımıza iyi bak ha. Bir dediğini iki etme. Eder o. Sen de mi gidiyorsun? Gün boyu beraber. Ya ben seçtim yolu unuttun mu? Tadın çıkar. Hadi bakalım. Oturdum dedim ve tutuldum. Kemal devresin mi? Aferin. Şey. Teşekkür edeyim. Ya Berk'im şunu masaya koydum. Eline sağlık tatlım. Sen iyi kaptırdın ha. Otur falan desene. Otur otur. Şey, köle gibi, buraya. Köle gibi duruyor. Girlies. Ya Berk'im. Oturmuş koydum burada. Oturmuştun. Harbi kral gibi oturuyorsun Ünal. Vallahi. Bu modda değilim ama. Güzel çünkü, güzel. Yani güzel. Yapımsal yapacak bir şey yok güzel. Yani. Yoksa hiç bu kafada değilim. Olsun ben. Güzel gördün. Şimdi. Kraliçe de tek bir şey böyle. Ya o adapte zaten olamadı. Oraya çoktan oturmuştu. Ben zaten oturmuştu. Neyi onu zaten. Yalnız bir efendim? Arkadaş. Neyi isteyeceksiniz bir arkadaş. Gözde Ünal. Diyordu ki. İçeceğim bir şey. Bir su alayım kardeşim. Getireyim ben sadece kardeşim. Türk kahvesi alayım. Türk kahvemiz bitti. Var Sayın Kraliçem. Sen var nasılsın Sibel? İyi misin? Kraliçem yok da. Daha iyi gördüm ama seni. Bu bardakta mı ufak? Normal kardeşim bardakta olsun. Ben geçen gün Sevgi Can'la kim vardı? Yeni arkadaşımız vardı. Yağmur değil mi? Onlara söyledim size de söyleyeyim tekrar. Ben bu hafta hakikaten gitmek istiyorum. Ve hepinizin yazmasını istiyorum. Çünkü bir hafta daha kalabilecek ne gücüm ne şeylerim kalmadı. Artık takatim yok. Psikolojik olarak bilmiyorum. Kesinlikle Gözde ile alakası yok. Sadece saygı duyarsanız, ben çünkü gelinler evinden bana kim geldiyse geçmiş dönemlerde ben hep onun nezaketine inandım ve yazdım. Hakikaten gitmesini istediğim için ve psikolojik olarak dışarıda kendini daha hissedeceği için. Ben de en azından size bu evde şu kadar bir şeyim olmuşsa, bir yardımım ya da atıyorum
bir hoş sohbetimiz olmuşsa. Sen benim hiç yazmak istemeyeceğim bir isimdin. Böyle bir şey rica ediyorum ama. Yani rica ediyorum çünkü kendimi daha iyi hissedeceğim dışarıda. Yazarsanız çok mutlu olurum. Hiç bana kendimi hatırlatmayın. Efendim? Bana kendimi hatırlatın. Yani sen, evet sen de zamanında burada sıkıntılı dönemlerin oldu, problemlerin oldu. Ki ben de senin en büyük destekçin oldum. Gitmek istediğinde de yazdım seni. Sen bu savaştan mutlu olarak ayrıldın. Ama şöyle bir şey var. Senin aşkın burada, içeride. Senin dışarı çıkma istemen çok saçma değil mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. İnan, evet, Gözde'ye inanılmaz derecede bir hislerim var. Ve bu kısa dönemde de olsa aşka dönüştü. Yalnız hakikaten benim tavırlarım, tarzım her kadını kaldırabileceği ya da işte aynı kafa yapısına ulaşabileceğimiz bir ilişkimiz olamaz Gözde ile. Gözde'nin yakınlıkları şeyler aslında problem, çok büyük problemler değil, çözülebilecek problemler. Ama en azından bu evde ben hakikaten anladım ki biz bir şeyler yaşayamayacağız. Buna kanaat getirdim. Ben çok kolay pas ediyorsun yani. Evet Gözde burada. Ona gene aşkımı ben dışarıdan izleyerek de inan buna kendimi tatmin edeceğim. Sadece onun mutlu olmasını istiyorum. Çünkü ben burada olursam o da mutlu olamayacak. Ben zaten stresli ve sert bir adamım. Damat adaylarına karşı benim şeylerim olacak. Anladın mı? O yüzden en hayırlısı bu olacak. Bizim için. Hem Gözde içinde, hem damatlar evi içinde, hem gelinler evi içinde. Çünkü sen bizim gerçekten burada damatlar evinde birisinin modu düştüğü zaman geneli etkiliyor bu. Burada da öyle. Gözde de ağlıyor. Yazık günah. Hiç onu gözyaşına kurban olurum yani ben. Anladın mı? O yüzden de en hayırlısı bu olacak. Farima iyi bizimkiler. Kinaye diye söylediler ama. Farima bence de büyük bir ihtimal şey ya. Yani sizi barıştırdı falan filan. Belki ondan dolayı olabilir. Yani bir öncesinde yanlış anlaşıldı falan filan. Ben o bölümü izledim de adam böyle diyor. Beni dansa kaldırsana. Beni dansa kaldırsana. Anlattım ya. Oo ben de gördüm onu. Şu an dedi seni dansa kaldırsam ortalık karışır. Hı hı. Sen de inadına biz dans ediyoruz diye hemen beni dansa kaldırsana. Zaten masaya ben 1-0 geride başladım. Yani gene Gözde'nin gözünde. Sorunum yüksek ses değil. Senin bana yaptığın saygısızca evet, söylediğin cümleler. Evet. Sen Berker'in sana burada yapmış olduğunu benden çıkarttın. Aslında yükselse sana, seni bastırsa sen bunların hiçbirini yapmazdın. Sen kolyeyi verirken verdiğin niyeti açık bir dille söyledin. Şimdi arkadaşlık adı altı falan böyle bir şey yok baba. Didem dün bana kahve getirdi, su getirmemişti. Var mı? Bana kahve yaptırsan da. Uykum seni yaver seçilmedi mi? Sevgican sen nasılsın? Sağ olun. Modun? Yani canım sıkıldı ya. Canım mı sıktı? Senin dedi ufak bir aslında bugün madem kral oldum. geçen hafta biliyorsun bir burada ben yine yediremediğim bazı şeyler oldu. Sinirlendim ve sinirime de hakim olamadım. Sana da bir sert çıkış yaptım. Tamam, ben de bu kolyenin burada kalmasını istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Şu şeyi de sana verecektim ya. Bunu da vermiyorum. Tamam mı? Yalnız kraliçemize tamam saygılı davranırsak. Abi neyin kapı? Böyle olacağı belliydi. Aslında böyle bir yapı, yani böyle bir adam değilim normalde. Ama işte modun düştüğü zaman ve yoğun da duygular beslediğin zaman ve hani o duyguların karşılığını göremediğin zaman da bu sefer burada aslında sen çok iyi bir kız da olabilirsin. Tanımıyorum seni gerçi ama burada tanıdım. Çok fazla da muhabbet de edemedik. O yüzden kusura bakma geçen gün gene bugündü. Bugünün anlamı içinde senden özür dilerim.
Özür dilemen önemli, hatanı anlamak. Senin yanlışın sıkıntı yok. Bir anda sinirleniyorsun, bir anda çıkış yapıyorsun. Ama diyor ya, işte, hastalık diyor bak, benim için bu. Bunu düzeltmen lazım çünkü Parima, ben ilk gece geldiğimde... İnan hayatım boyunca o kadar başarılara ulaştım ki. İşimde, ailemde, arkadaşlıklarımda. Ama bunları da hep duruşlarımla yaptım. Yani kendimi hiç bozmadım. Bir tepki verirken bunun iki hafta sonra ya da üç hafta sonra nelere yansıyabileceğini hiç düşünmeden hareket ettim. Hayır, bazen insanları kırabilirim gibi bir şey düşünmen lazım. Ondan sonra adım atman lazım. İşte bazen bak, benim kendi doğrularım, kendi doğrularım. Bak ben bunu sana söylemek istiyordum zaten. İyi oldu böyle. İlk gece ben geldiğimde sen en kibar bana davranan kişiydin. Evet. Ve ben bunu herkese de söyledim. Dedim ki, Ünal ilk gece en kibar, en beyefendi ve ben eve gittiğimde de herkese söyledim. Dedim ki, damatlar arasında tamam herkes üzgündü, herkes stresin altındaydı ama en kibar, beni anlayan kişi Ünal'dı. Teşekkür ederim. Ve bundan aynen ben sana teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir durumu karşılaştım bak. Tamam sevdin, karşılık göremeyebilirsin veya o kadar istediğin gibi belki yoğun olamayabilir. Ama senin çıkışlarını kontrol etmen lazım. Güçlü bir insan bağırmakla, öfkesini kusmakla güçlülüğü göstermez. Anladın mı ne demek istedim? Zayıflığını gösterir. O anda eğer kendine hakim olabiliyorsan o zaman güçlüsün. Bak o kız mesela kırıldı. Belki sizin ilişkiniz bile bu yüzden bitti. Bunu düşünür müydün? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bizim ilişkimizde aslında olmayan şey bitti. Yok bu zaten. Tamam başlayamadınız. Tam anlamıyla başlamamış. Evet. Başlayamadınız. Evet. Ben sadece yoğun bir şeyler hissediyorum. Ben çok yoğun şeyler hissediyorum. O yüzden de bu konuları da çok fazla da artık dile getirip gözleri de kırmak istemiyorum. Bu konuları kapatalım. Bu evde başaramadım. Yani hakim olamadığım şeyler var kendime. Bu evde de maalesef öyle bir psikolojiye giriyorsun ki dışarıda taviz verebileceğin şeyleri burada veremiyorsun. Veremiyorum. Çok farklı. Galada bizim Gökhan'la bir kavgamız oldu. Evet. Benim en yakın arkadaşımdır yani. Onur benim arkadaşımdır. Bu evde onunla da kavga ettim. Bu evde zaman zaman en iyi dostlarımla kavga ettim ben. Görüşürüz kral. Hadi gidiyoruz. Yaver. Kraliçe olarak gitmeyelim. Görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz. Nal görüşürüz. Teşekkürler. Kraliçem görüşürüz. Sen de tekrar hoş geldin. Kusura bak. Görüşürüz. Çok ederim. Çok mersi. Küçücük hadi gel öpeyim seni de. Sibel'cim görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Sen de kendine çok iyi bak. İyi sabahlar. Görüşürüz. Yaver önden gidiyor yalnız. Pardon. Biraz Yaver olur musun? Sen hayırdır ne yapıyorsun? Şimdi ne oldu biliyor musun? Şunu. Önce size vereyim, takdim edeyim şunu. Neyse işten boşunmuyorum Allah'tan. Şunu da su doldurup getirirseniz sevinirim. Bir şey söyleyeceğim. Önce günah denen bir şey var. Ay bunun Allah. İçinde su var, bitir. Hayır, su doldur. Devamını doldur. Tamam, bitir, doldurayım iyice. Ne, günah. Üstünü dolduramıyor musun? Ne bileyim, daha çok getiririm diye dedim. Ben iki tane tanıdım hem de Ankara'da. Birinin soyadı bile kaygısızdı. Kaygısız. Ooo, beyler kalkın. Oo, kral geldi. Yine de can sıkıntı. Kral geldi, kalkın. Ayıp etmeyelim, terbiyesiz bozmayalım. Bir kralı şöyle kucaklasak mı bir? Tankut abi. Şöyle hadi. Havaya atalım, hadi havaya atalım. Aa, bir dakika, bir dakika. Gerekirse atacağız o havaya. Ne? İstemem. Bir şey söyleyeceğim, moralim çok bozuk. Bana kahve yapsa ya. Bence. Bana baksana sen. Bence. Az önce Ünal'ın da söylediği gibi. Of çok kötüyüm ya. Hadi lütfen. Kendini dinle. Sibel'e söyle arkadaşın yanında değil mi? Etme o da çok yorgun. Etme. Şu zor günümde. Olacak şeyler bunlar çünkü. Şu yani zor sen günümde. Sen de belki birine bir şey söyleyeceksin. Kırılacak ve ağlayacak. Bunlar olabilecek şeyler. Onun bana söylediyse sen işte ben böyle bir ilişki yaşamadım bilmem ne bekarım. İnsanlar nasıl anlayabilir? Sen kendini bilmiyor musun? Biliyorum. Okey. Zaten hiç onu söyleyeceğim. Canım iki tane Türk kahvesi çekti vallahi. İki tane mi çekti? Sadece. Vallahi ben kraliçeme hizmet ediyorum. Evdekilere hizmet etmiyorum. İşte kraliçe istedi ama. Sen içeceksen evet yaparım. Ben istiyorum. Aa İster, bu ne biçim iş? Benim yaverim geçen hafta herkese sular getirdi. Dışarıdaki minderleri topladı. Vallahi size meyve yaptım yaver burada. Yaver olunca her şeyi yapmak zorundasın. Böyle sevgim bu konuda hakkını yiyemeyiz evet. Her şeyi yaptım burada. Her bütün şey, dışarısında bile topladı. Bak. Evet ben de topladım. Neler yaptı zaten bana Gözde? Evet o çikolatayı gönderdi. Bu ne biçim yaver? Ben evet bozuk yaver.
Yok, bir kahve yaptı ama. Lütfen evimizin kurallarını anlatır mısın? Bak, isteyeceğim şimdi siz de için görün. Abi alın şu egolarınızı gidin bu evden. Allah rızası için ya, yemin ediyorum ya. Aman ya. Hayatım egoyla ne alakası var ya? Ya Allah aşkına ya, bu kadar kötü olmayın ya. Ne egosu? Kimde ego var? Ya ne bırakın Allah aşkına ya. Bilmiyor, bilmiyor Sibel. Evin kurallarını yani Yaver olunca ne yapması gerektiğini bilmediği için yapmıyor. Gerçekten her şeyi yapıyor Yaver. Gerçekten yapıyor ya, zaten. Yaptırmak zorundasın yani. Oturun erkek bekleyin ya. Gidin erkeklere hizmet edin. İyi de ben sana kahve yapmak zorunda değilim ki yani. Kendi kahveni kalk kendin yap. Sana ben kahve yap dedim zaten? Mecbur değilim yani kahve tamam, yapmaya. Sesini keser misin? Seninle muhatap olmak istemiyorum. Yok erkek bekleymiş, yok damat bekleymiş. Ne sen oldu, kahveni kendin yap hayatım. Neden üstüne alınıyorsun? Ben sen de gencecik kadınsın. Bir dakika. Ne yoksa sen bana desen ki... Ortaya konuştum. Ben kahve, ben kahve içmek istiyorum desem canım ben sana kahve yapmaz mıyım? Ortaya konuştum. Zaten demek yaparım. Demek ki eğer gocunuyorsun. Zaten yaparım sana. Yapmayacağım bir şey değil yani. Tamam teşekkür ederim. Ben tartışmak istemiyorum gerçekten. Tuğçe. Ama bu tarzda söylersen hoş değil yani. Yoksa siz benden kahve istemişsiniz. Ben yaparım ne olacak? Şakalaşıyoruz, kavgayı çevirmeyin. Yahu, üf. Sus diyorum, her şey senin altından çıktı, sus. Bak, bak, bak bana, bana bak, bana bak. Kraliçeyi nasıl konuşuyorsun sen? Sen hayırdır? Zaten hastayım, sesim çıkmıyor. Senin sesin çıkmamış mı? Sesim niye böyle benim? Git bana bir tane pastil getir. O sen... dönemlerde pastil mi varmış canım? Pastili bul getir. Ya benim pastili yarat. Yapacaksın. Macun hazırlasın. Sen ne güzel yaver yapacaktın. Niye yapmadın? Hayır abi ben aynı ortamda bile bulunduğum için şey oluyorum. Yapmam lazımdı. Şu anda pişman oldum. Evin kuralları bir var. Bir daha başka bir kralla olursan sana inşallah dedik, kraliçe yani. Hemen baş yaverin olabilir. Kural öğrenecekmişim. Hadi bir kahve ya. Sibel yapıyor. Yapıyor mu? Sibel. Ah benim kuşum ya. Bugün ben kraliçe oldum ve istediğim şeyleri yaptırabilirdim. Kahve istedim. Kahve getirdi yaverim ve Sibel ondan kahve istedi tekrarından. Ben istediğim zaman zaten yaverime istediğim şeyi yaptırırım bir kere. Sibel'e de zaten orada karşılık verdim. Dedim ki istiyorsan kalk yaptır. Ondan sonra tekrar istedikleri zaman dedim ki tamam bir oyun yapalım gibisinden yavere. Söyledim ona ama o kadar üstüne gitmedim çünkü daha ilk başlarda geldi ve ben kendimi onun yerine koyuyorum. Çünkü ben geçen hafta hep dediğim şey buydu, biraz empati yapın dedim. Biraz empati yaptım, çok fazla üstüne gitmek istemedim ama ondan sonra istediğim şeyde bir masaj olayı vardı. Yapmam dedi çünkü ben vücut temasını sevmiyorum dedi. Olabilir, ona da saygı duydum çünkü mantıklı geldi. Ama başka bir şey istediğim zaman yapmasaydı o zaman çok büyük bir tepki verirdim, o kesin. Ona ters bir hareketim olmuştu. Evet. Bugün yeni sevgilim karşımda oturuyordu. Özür diledim ondan bu hareketim için. Güzel. Bunu da söylemiş oldum. Paşam çok uzun konuşacaksın, oturayım ben ya. Otur otur. Çiçeği kime verdin? Şeyi Farima'ya verdim. Çünkü... Burada anladım ki bir kişinin hakikaten modu düştüğü zaman gelinler evinde de öyle. Onu yansıttığın zaman kimsenin yüzü gülmüyor ve mutlu olmuyor. En azından gene söyledim orada da rica ettim. Beni yazacaklar. Çünkü benim sağlığımla alakalı ve hani hakikaten kendimi daha iyi hissedeceğim. Tabii ki de giderim kalırım. Ama gitmek istiyorum. Hakikaten gitmek istiyorum. Bu beni daha iyi yapacak. Yani dışarıda görüştüğümüzde daha mutlu Ünal olarak göreceksiniz beni. Zaten... Sen buna inanıyorsan biz de buna inanmak evet. İstiyoruz. Öyle. O yüzden de en azından bu hafta sonuna kadar keyfin çıkar. Bu moddan hani bir şekilde çıkmaya çalışacağım. Bunları sizin için yapacağım ama yani. Sizin enerjinizin... Onu bizim için yapacaksan görüyorum. Kal hep beraber yapalım. Hani burada belli başları... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda yeni şeyler yaşadık ama... ilerleyen dönemlerde... buradaki ilişkiler nasıl olur? Nasıl yön verilir? Nasıl yol gider? Bunları kestiremediğim için... belli başlı bu evde ve gelinler evinde görmeyeceğim şeyler... Görmek istemediğim şeyler olacaktır. Ben aslında bunlar için gidiyorum. O zaman daha agresif ve daha
sert mizaçlı bir Ünal da olabilirim. Bu sefer de bu hepimize yansıyor. Bu sefer dostlarımla tartışmaya başlıyorum. Ama tartışmanın dozları gitgide artıyor. Gitmem daha iyi olacak ama gidene kadar da şey yapacağız, güleceğiz yani. Hani, o şekilde empoze edeceğim kendimi. Güzel. Mutluyum yani. Hayırlısı böyle olacak abi ya. İnan. Hayırlısı. Bir haber mi? Meyve soydu mu araya? Meyve yiyelim mi? Yiyeyim kardeşim, bir haber olmadan da soyarım sana. Eyvallah. Bir de bir şey söylüyorum ya. Şimdi dedim ki orada bir su getirir misin? Ben dedi kardeşim dedi yani. Yaver olmasam da su getiririm. Yani. Şey, biliyorum zaten. O yüzden sana enerji gelsin diye biraz da. Hani seni yanımda görmek istediğim için aslında seçtim. Tamam kardeşim. Kardeşim. Yanlış anlama. Evet Seda Hanım geldi. Ceza, ceza istiyorum. Kraliçe Hanım. Seda Hanım. Ceza istiyorum. Memnun kaldın mı ya? Hayır. Hayır. Aa. Yaver yaverlik yapmıyor ki. Onu yapıyorum diyor. Ama başkaları şey istiyor. İster kraliçe. Ben Allah Allah. Ev halkına da iyi davran. Kralımız nasıl? Hiç memnun kalmadı. Şükürler olsun yanımızda. Sen memnun kaldın mı yaverinden Ünal? Evet, meyve falan soydu bize. Bütün bak. Damatlar evi yedi. Mutlu bak, olduk. Bak bütün damatlar evine servis yapmış gördün mü? Yapmıyor yaver. Hasta bugün yaver. O yüzden. Peki. Yanlış seçim yaptım ben sana dedim. Vallahi bak. Neyse bir dahaki. Görünüşe aldanmamak bir lazım. Dahaki sefere, bir dahaki sefere. Şimdi efendim dün en son burada sizleri bıraktığımda Sibel'le Gökhan arasında bir böyle ufak kıskançlık yaşanmıştı. Bekar adaylarla ilgili bu evde bu aralar olmaya başlanan bir şey. Sibel söyledin mi o Gökhan'a yarın söyleyeceğim dediğin şeyi? Evet. Ne dedin? Düzgün at. Öyle sürpriz şey olsun mu? Sürpriz de görelim Seda. Sürpriz var mı? Yok mu? Bilmiyorum. Ne dedin? Onu sevdiğimi söyledim. Tamam sürpriz mi kız biliyoruz. Onu bir daha söyledin yani. Seni seviyorum Gökhan. Seni çok seviyorum. Aa bu da bu şimdi o cevap vermiyor. Ne oldu? Kinci var. Şey yani, çocuk kinci. Ben de seni seviyorum hayatım. Herhalde. Ama sevgiyi hiç sevmiyor Sibel. Halen. Ne yapmıyor? Sevgiyi halen hiç sevmiyor. Bir ya bakalım mı? Bak arasındaki problem. Sevgi arkadaşsız kaldı. Bak kimlerle arkadaş oldu gelin adaylarının evinde. Bir bakalım, bir bakalım. Başka hiçbir şekilde sanki biz kimseyle muhabbet edemeyiz. Kimse... değilim. Ne? Beni mi seviyorsun? Ay ben de seni çok seviyorum.
çok seviyorum hayatım. Ben şaka yapıyorsun. Evet. Sen şaka yapıyorsun şu an. Ben de diyorum ki o niye bunu deli deli aşkım. Konuşuyor? Evet, gelin adaylarının artık kıskançlıkları adayı olmayan gelin adaylarını bu duruma düşürdü. Sibel. Söyle Gökhan. İki yakamız bir araya gelmez hayatım. Ben anlamadım. Bekarlar var ama hiçbir şekilde birbirleriyle iletişim kurmuyorlar. Konuşmuyorlar dahi. Yani değişik bir durum içerisinde. Güzel. Ya aslında burada Gökhan önemli bir şeye parmak basıyor. Evet, adayı olduğu halde arkadaş olmak istedi. Tamam, bunun bedelini ödedi. Bence arkadaş olunmalı. Sadece belki istediğin yerde konuş ama hani gel hani ayrı konuşalım der gibi anlaşıldığı için bir sıkıntı oldu. Onun haricinde, niye böyle şimdi kızlar tarafını tutuyorsun? Onun haricinde bak onun haricinde gerçekten niye konuşmuyorsunuz, tanışmıyorsunuz, kaynaşmıyorsunuz ya? Böyle bir gariplik var. Anlamadım. Onu ben de anlamadım bak ama şunu gördüm. Sevgi geyikli yastıkla bile flört edince gayet sevimliymiş. Ama ilk işi adamı değiştirmeye çalışıyor. Gözlüğünü değiştirle girdi olaya. Ve benim için sakallarını keser misin de çıktı. İlk olay adamı değiştiriyor. Bu bir yastık bile olsa. Ama sadece görüntü olduğu için ona yorum yapabiliyorum sadece. Bekar beylerden yorum almak istiyorum. Orada kimler var bakalım bekarlardan? Kemal. Şimdi Sevgican'ın yaptığı kendi haline bir doğaçlama. Orada bir eğlence yapmış kendine. İlk geldiğim zaman ben de kimseyle konuşamadığım zaman ben de gidip aynı şekilde öyle ağaçla duvarla sohbet etmiştim. Sevgican'ın burada yaptığı evdeki kişilerin yanlış anlaması ve yanlış anlaşılması, ara bozucu gibi anlaşılması. Bu yüzden de gidip kendi başına böyle bir doğaçlama mizah yapmış. Kötü bir şey yapmamış bence. Yok kötü bir şey değil ama çocukcağız bu duruma düşmüş evde yani. Yani bizim tanışmama, bizim tanışmama ya da gidip konuşmama diye bir şeyimiz yok. Ben Sevgican'la bugün de konuştum. Zaten çok sık gitmiyoruz. Bugün çok sık gidebildik eve. Gökhan'ın da eleştirisini göz önünde bulundurun. Bekarlar birbirleriyle ilgilenmiyor. Dostluk bile kurmuyorlar. Korkuyorlar mı? Yok yok öyle meşhur bir korku yok. Hiç alakası yok. Gökhan bir şey ya Seda Hanım bu ev öyle imkanlar sağlıyor ki insanlara. Burada tamam görünüş bir yerde çekiyor sizi ama şu evin içerisinde insanların karakterlerine aşık oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden gerçekten Sevgican'ı hiç mi merak etmiyorsunuz? İlişki yaşadığı zaman, seveceği zaman nasıl olacağını veya biraz içine derinleyip nasıl bir kadın olduğunu hiç merak etmiyor musunuz ya? Veya vallahi diğer Fariman'ın, gel Yahut, soralım. Diğerinin. İlkay'a da soralım, o da birkaç bekar. Birkaç tane yani. Ya açıkçası şu anda biraz ben bir şey söyleyeyim. Şu anda birazcık evin atmosferinden burada Onur'un olsun durumu, işte Ünal'ın durumu olsun. Ayol size ne? Ya sonuçta, onlar aşklarını sonuçta yaşıyor. Tamam bir gerginlik var ama eminim Ünal da Onur da siz mutlu olursanız mutlu olur. Yani sonuçta ben fazla yorum yapmak istemedim. Gidip böyle diyaloğa da giremedim. Çünkü sonuçta çok bizim amacımız sizi mutlu etmek. Evet. Yani bak ilk ay senin için de soracağım. Gayet yakışıklısın. Burada ikinci haftan günler çabuk geçiyor. Bu haftanın ortası da bitti. İki gün sonra kim öle kim kala. Yani Gökhan'ın dediği doğru. Madem hani beraberliği olan adayların sıkıntıları var ki bence o da olmamalı. Herkes arkadaş olabilmeli. Siz neden ilgilenmiyorsunuz? Tanışmıyorsunuz. Biz, ve bir şey daha doğru. İnsanlar neden genellikle eşlerini iş yerlerinden veya okullardan buluyor? Okuduğu dönemlerden. Sürekli birlikte oldukları için. Ve kişiliklerini tanıma fırsatları olduğu için. Yani öyle günübirlik gittiğin, uzaktan gördüğün değil. Yani bu ev ortamına benzer ortamlarda. Vakit geçirdikleri ve her türlü huylarını, her türlü ortamda yerken, içerken, otururken, kalkırken gördükleri ve paylaştıkları için. O yüzden bu ev öyle bir ev. Gerçek aşkların çıktığı bir ev. Evet. Soralım İlkay, ne diyeceksin? Ya şimdi ben herkesle teker teker zaten muhabbet ettim. Herkesle samimi bir şekilde konuşma gerçekleştirdim. Fakat Sevgican'la zaten geçtiğimiz günlerde bir şeyimiz olmuştu. Ben kendisiyle arkadaş olarak ilerlemek taraftarıyım. Kendisiyle tamam, canım, de zaten düzgün bir şekilde sohbet muhabbet ediyoruz. Bu ev içerisinde bütün gelin adaylar için de geçerli. Hepsiyle teker teker zaten içli dışlı bir samimi muhabbet ediyorum. Şu anki benim bulunduğum konum da birazcık farklı olduğu için devamını getiremiyor olabilirim belki de. Bundan sonra ben de bu gibi konulardan ders çıkarıp düzgün bir şekilde ilerleme kaydedeceğim. Ben anlayamıyorum artık. Bu evde bebeklerle konuşan var, hindilerle konuşan var, geçmiş sezonunda tavuklarla konuşan var. Şimdi de geyiklerle, yastık içerisinde geyiklerle konuşanlar var. Artık öyle bir aşamaya geldi ki insanlar neyle konuşacağını şaşırdılar da. Ya bir dakika, bir de karşınızdaki insanlarla diyaloğa geçsiniz ilişkiler açısından. Büyük bir pressure oluyor üstlerinde.
baskı oluyor, yaratılıyor ve herhangi bir olabilecek bir ilişkinin olmamasına sebebiyet veriliyor. Kaldı ki ben bunu aksini iddia etmek için, çünkü benim umurumda değil, benim hayat görüşüm zaten farklı. Bravo işte, o yüzden ben de sanki yapıyorum. Sen sadece dert anlatılmaya yararsın gibi. Ben bunu gibi. Yapıyorum zaten, yapıyorum. Benim ne Farima ile aramda kötü bir şey var, gördüğüm her zaman konuşuyorum, sohbet ediyorum. Gayet mutluyum aramdaki. Yani ben aslında bunları yaparken bir nevi Farima'yı tanıyorum. Sevgican'la konuşurken Sevgican'ı tanıyorum. Tabii. Yağmur'la konuşurken Yağmur'u tanıyorum. Ben bunları yapıyorum. O zaman ne oluyor? O Tankut'un hangi bayrağa selam verdiği belli değil. Ya öyle bir şey mi var? Bak çok yapıyor, güzel. İyi ki sana söz verdim şimdi. Ha, oluyor. Ben de yapıyorum diyorum. Ne diyeceğim? İyi ki sana söz verdim. Çok doğru bir yere yakalamışsın. Ya, bu nedenden dolayı ilişkiler de başlayamıyor. Değil başlayamıyor mi Tankut? Başlayamıyor Seda Hanım. Çünkü çok büyük bir şey var. Yani. Bak. Yaptık bunu. Pressure var yani. Baskı var. Baskı var. Evet. Çünkü tanıma yoluna girersek ne olur? Girmezsek ne olur? Ona merhaba dersek. Bak. Dediğin tespit çok doğru. İyi ki sana en son sözü vermişim. Çünkü bizim birbirine çok yakıştırdığımız ve bana göre tanıma yolunda olan, illa bir şeyleri isimlendirmek zorunda da değiliz insan ilişkilerinde yani. Evet. Hani nikahı var, nişanı var, sözü var da ondan öncesinde insan duygularını gramla ölçemediği için her anına bir isim koyamıyor. Öyle değil mi? Her evet. An duygu durumu aynı da olmuyor. Seda Hanım, bir de çok özür dilerim. Şunu da anlatmak istiyorum ben. Sabah bunu da konuştuk. Burada bir ilişki kalıbı var ve herkes bu kalıba uydurulmaya çalışıyor. Aynen. Bak böyle şimdi şey ona yok. Geleceğim. Çok yakışan bir çift var, Tuğçe ve Akın. Evet. İyi de görüyorum. Daha ben Kral Kraliçe'yi anons ederken birbirlerine dokunuyorlardı, gülümsüyorlardı, flört ediyorlardı. Flört bu da demek. İlla hani el ele muhallebici demek değil. Hani ufak böyle cilveler, hoşluklar. Böylelerken bak senin anlattığın kavram karmaşasını onlar da yaşadığı için bir türlü ilişkiye başlayamıyorlar. Bir bakalım. Benim hakkımda... Sana karşı yapmış olduğum, yapmaya çalıştığım, düşündüğüm, savunduğum şeylerin kalben bir etkisi olduğunu savunurken senin karşılığında bana bir şey yapmadığını söylemelerine rağmen ben diyorum ki hayır öyle değil, ben hissediyorum diyorum. Ben bunu savunuyorum, ben bunu sana anlatmak zorunda ya değilim. Ya burada ne yapabilirsin ki zaten başka? Aa değil mi ya? Koşup burada gelebilirim yani, yemek tamam. Yapabilirim, bir şey tamam, yapabilirim, mektup ya. Yazabilirim. Of. Harbi of, bunu 10.000 kere anlattım, hala aynı şeyi anlatıyorum, hala aynı cevap veriyorsun. Hayır, ne hala yapmamı bekliyorsun? Ben onu hiçbir anlamadım. Hiçbir şey beklemiyorum abi. Sen bilirsin. Ben bilirim tabii ya. Sen bilirsin. Ben bilirim tabii değil mi? Sen bilirsin. Ben bilirim tabii. Hiç problem değil benim için. Ha? Bir sıfat istiyorsun, sıfatın altında yaşamak istiyorsun. Bu mu senin sevgiden ya, anlayışın? Ya sıfatla ne alakası ha? Var bunun? Evlilikte bir sıfat o zaman yani. Ha? İki insan niye hepsi evleniyor o zaman? Hepsi bir ilişki değil mi senin niye için? Niye imza atıyorlar? Bir o da bir sıfat değil mi senin yani. Için? Evlenmek, tanıma yolu dediğin şey, sıfat. Bilmem ne dediğin şey, burada kurallar mı? Bunlar tanıma yolu, tanıma kurallar yolu diye altını çizersem ha? Rahat hareket edemem tanıma yani. Tanıma yolu diye hareket... İşte sıfata Allah inanıyorsun Allah. Demek ki. Sıfat, sevgiliyiz. Evlilikte bir sıfat, meşru sevgiliyiz. Bir sıfat. Yani sevgiliyiz. Karım, kocam, evlilik sevgiliyiz. Bu da bir sıfat. Bunu mu demem lazım? Ona göre mi hareket edeceksin? Ona göre hareket edeceğim değil. O sonuçta ya of ha. Akın ya. Gerçekten of yani. Sen burandan geçen şeyle hareket etmediğin sürece... Ya ben sevgili olmak şey istiyorum derken sen tanıma yolundayız Tuğçe. Dersen kusura bakma yani. Sen sevgili olmak istiyorsun, ben sana benim şu an... Bu tarz bir cümle kurmam için kafamda oturtturman gereken şeyler var diyorum. Oturtturduğunda şey o zaman konuşuruz. Benim için hiçbir şey yapmadığında, benim için konuşuruz. Elle tutulur bir şey olmadığında, tamam mı? Senin bana karşı sadece donuk donuk durman benim hissetmeye çalıştığım bir duygu. Ben sana bu rahatlığı vermek için bir süre, bir zaman beklediğimi insanlara anlatırken ve kelimelerimde kullandığım cümleleri sen kulaklarınla duyduğunda sen beni kaybetmiş olacaksın. Öyle mi? İyi, güzel. Bakın. Ben bir şey anlamıyorum. Yani birbirinden hoşlanan iki insanın neden birbirini daha bir işin başında bu kadar zora soktuğunu anlamıyorum. Çok imreniyorum. İkisinde çok imreniyorum. Çünkü efendim, o kadar lüksleri var ki bu konu, böyle bir konudan tartışabiliyorlar. Bu inanılmaz bir hayat tarzı. Gerçekten harika yani. Tebrik ediyorum. Hiçbir tasaları yok hayatta. Bir de bu evde değil mi abi yani? Evet, tasaları yok. Ya zaten bu eve evlenmeye gelinmiş. Bu evin sonucunda sinema bileti vermiyoruz. Bu tartışmaların çıkma sebebi zaten bu evdeki genel toplam yorumların sayesinde bizim düşüncelerimizin oluşması. Dur, sizden önce ben bu izleyenlere soracağım Akın'cığım. Başka bir şey değil. Gözde ne diyorsun? Sana ne diyordun? Ya Seda Hanım,
bence Tuğçe sevgili olsalar da o kadar sevgisini ifade edemeyecek. Çünkü Tuğçe'nin yapısının bu olduğunu biz artık anladık. Arkadaşım, sevgi ifadesinde bir erkek ne bekliyor? Ben de bunu anlamıyorum. Bu adamlar ne bekliyor? Burada çamaşırlarını mı çitleyecekler yani? Ama bak donuk donuk kaldığını o da fark etmiş. Ya ama bu kadın zaten bak şimdi burada da fırlayıp uçup şu mutfaktan 3 tane elmayı alıp burada jonglörlük yapacak bir tavırda durmuyor. Ama hepimizin öyle sakin, değil. İşte o daha harbi, daha hızlı. Yaver'in hızlı sandı öyle çıkmadı. Evet. Sevgi değişik bugün bilmiyorum yastıktan sonra ne diyeyim. Sibel desen öyle deli dolu. Herkesin bir yapısı yok mu? Ya evet yapısı var da çok yoğun duygular yaşayınca biz de duramıyoruz bu. Yani duramıyor kızlar ben görüyorum Sibel olsun Didem olsun. Merdivende yatacaklar neredeyse. Bugün Akın'la tartışma görüntülerim geldi. Ama her ne olursa olsun sonunda olay benim mimiksizliğime ve tepkisizliğime geliyor. Aslında genel olarak sakin yapımdan bu hale geldiğini düşünüyorum olayın artık. Ama genelde dediğim gibi benim yapım bu. Ama gerektiğinde de gülüyorum ve tepki veriyorum aslında ve bu olaydan çok sıkıldım. Zaten masaya ben 1-0 geride başladım. Yani gene gözlerinin gözünde. Sorunum yüksek ses değil. Senin bana yaptığın saygısızca söylediğin cümleler. Evet. Sen Berker'in sana burada yapmış olduğunu benden çıkarttın. Aslında yükselse sana, seni bastırsa sen bunların hiçbirini yapmazdın. Sen kolyeyi verirken verdiğin niyeti açık bir dille söyledin. Şimdi arkadaşlık adı altı falan böyle bir şey yok baba. Bir sonraki konuya geçiyorum. Dün ben buradan ayrılırken evde yine gergin bir konu bıraktım. Sonra dedim ki Gözde Ünal hadi size bir sürpriz yapalım hani. Bir ayrıcalık daha doğrusu tanıyalım. Birlikte vakit geçirin. Geçirdiler. Özet efendim. Ben buraya geliyorum seninle konuşmak için. Neden kalkıp benimle konuşmuyorsun? Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benimle sana. Konuşmuyorsun. Sen... Burada benim arkadaşların içinde bana diyorsun ki benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ve ben buradan arkamı dönüp çıkıp gidiyorum. Ben bu tavırla yapmadım ama. Bak arkamı sadece dönüp. Bir şey konuşacak bir şeyim olmadığını. Konuşacak bir şeyin yok dedin. Evet. Pardon tavrın yanlıştı. Söylediğim bu muydu? Ben buradan arkamı dönüp çıkıp gittim mi? Söyledim bu. Onun akşamına VTR'de ağlayamazsın sen. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Gözde'ye aşığım ben, diyemezsin. Bir dakika bir şey böyle, söyleyeceğim eğer sana. Bu kadın arkasını dönüp gidiyorsa, evet. Konuşmak için evet. Gelmişse o kadına aşık olduğuna ben inanmıyorum. Sen bir gün önce benim gelmediğim gün içinde ben Ünal'dan emin değilim deyip de kalkıp direkt gala günü de ondan sonraki günde sen kafamda bir isim var ve bunu en yakın zamanda açıklayacağım dersen. Hı. Böyle mi tepki sabahçı verirsin? Tepkim bu olur. O zaman akşamına farklı tepki ben, vermeyeceksin. Bu değişmediğini ben, gösterir ben, işte. Bak ben, işte bu değişmediğini bir dakika bir şey gösterir. Ben... Akşam gene söylüyorum, ben senin bana karşı hislerin olmadı, bizim olayımız olmadı, biz bir şeyler yaşamıyoruz diye ağlamadım. Pardon, ben sadece çok yoğun şeyler hissettim, hiçbir zaman bunları hissetmemiştim, bunu ben Gözde de hissettim. O yüzden de şu anda bu içimden geliyor refleks olarak. Yani o an inan, o an onu yapmak istediğim için yaptım. Artık o elinde de olmuyor bir şeyler. Sen kafanda zaten bir şeyleri oturtmuşsun puzzle'ı ve buna 2 hafta içinde, 10 gün içinde daha doğrusu karar vermişsin. Benim de sana saygı duymaktan başka inan saygı duyabilirim. Çünkü sen hiçbir adım atmıyorsun. Şu insanların vermiş olduğu bize bu saygıyı sen bize vermiyorsun. Anladın mı? O yüzden de sen zaten kafanda bitirmişsin. İnsanlar sana bu saygıyı vermediler. Ben sana kendimi iyi ifade edeyim diye verdiler. Bunu da sakın unutma. Buradan. Ay buradan mı çıkıyoruz? Bir şey soruyorum ya. Çok da iyi yapmışım. Çok da iyi yapmışım. Evet Ünal. Şu görüntülerde sen yani ağladın, üzüldün, gururun kırıldı, alttan aldın ama burada yine burnundan kıl aldırmıyorsun. Ama bir dakika şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bakın orada hep ineleyici cümleler. Ben gene hep alttan alıyorum. Normal ya o masadaki şu anki bu görüntüyü izleyen bütün arkadaşlarım... Biz orada bir saat konuştuysak 45 dakikasında sen konuştun. Ama zaten orada ses tonlarımıza bakarsan senin volümün zaten benim kat ve kat üstümde. Çünkü seni 45 dakika dinledim. Heh. Artık ben konuşmak istedim ve konuşma fırsatı bulduğum için o kadar volümüm yükseldi. Şimdi bunu belirt. Şimdi şöyle yorumlayayım ben. Ondan sonra sen cevap ver. Hı-hı. Kendin istediğin gibi yorumla. Tamam. Ama benim yorumuma karışma rica ediyorum. Tamam. Evet dün bize bir masa, bir şans verildi. Konuşalım
bir şeylerin çözümü olsun diye ve biz de bir şeyleri gördükleri için bu konuşma verildi. Doğru muyum Seda Hanım? Doğru tabii. Evet. Şimdi ben ilk önce Gözde geldi, üşüyordu. Kabanımı çıkarttım. Dedi ki böyle dedi iyi gözükmem dedi. Onu şu anda dedi, onun sorumluluğuna da dedi ve dedi bunun da dedi bir şeylerin dedi açıklamasını yapmak istemiyorum. Bu kabanın da dedi açıklamasını yapmak istemiyorum diye biz zaten konuşmamıza başlamadan aramızda bu diyalog geçti. Zaten masaya ben 1-0 geride başladım. Yani gene Gözde'nin gözünde. Bak hala Gözde'nin gözü... Benim gözümde 1-0 geride başlamadın. Çünkü tamam, sen... kendimi bak, açıklayayım şey sen ama... Bak karşılıklı ama şimdi... konuşalım daha iyi. Sen bence çok de uzun karşılıklı konuştuğun için çünkü... ben de ne konuştuğunu unutuyorum. Evet, yaşanmışı da bir daha tekrar etmiş oluyorsunuz. Evet. Burada gelin yeni şeyleri evet. Sırayla konuşalım. Şimdi oradaki olayımız bizim şuydu. Bir şeyler tekrar olabilir mi? Ben kendimi... düzeltebilir miyim ki biraz da törpüleyebilir miyim diye konuşmamıza başladık. Ben orada hep şeyi gördüm. Gözlerinin yapmış olduğu, işte benim yapmış olduğum, onun kabul etmiş olduğu işte kolyeden tutun. Buraya gelip Sevgi Can'ı kıskanmasına kadar ki süreci hep arkadaş olarak yani ben dedi ki bir normal bir arkadaşım da bir kolye takmış olsa onu da orada insanların içinde rencide etmemek için alır takardım dedi. Sonra ben de dedim ki o zaman peki neden dedim hani ismimi yazdın. Evet o an dedi güzel şeyler yaşattın bana ismini yazdım dedi. Evet dedim peki o zaman neden dedim Sevgi Can'ı kıskandın? Normal bir arkadaşım da olsa mesela dedi Adnan bile olsa ki dedi Farima'dan dedi kıskandım onu da. Adnan'la dans etmese bile evet, izin vermedi evet. Gibi. Normal bir arkadaşımla da dedi o tepkiyi verebilirdim. Hani burada beni direkt yani biz bu ne kadar buradaki arkadaşlar buradaki arkadaşlar bir şeylerin hani Gözde ile de alakalı hislerin olduğunu söylüyor. Soralım ama, soralım Gözde'ye mi? Bu söyleminde samimi miydin? Yani herhangi biri öyle bir hediye verse alacak mıydın diz çöküp? Zaten özellikle belirtiyorum hediye alırken Seda Hanım. Bunu bir hediye olarak kabul ediyorum. Herhangi bir teklif ya da herhangi bir şey olarak sen değil. Hala... O yüzden kabul yani ediyorum. Senin son beyanın dünkü konuşmada da Ünal'a isim yok mu? Evet. Şimdi Gözde ve Ünal ilişkisinde ben taraf tutmadan yorum yapmak istiyorum. Gözde kendine göre haklı, Ünal kendine göre haklı. İkisi de çok zor bir karakter olduğu için birbirlerine çok zıtlar. Ve anlaşamama sebeplerinden dolayı Ünal birazcık inada bindirdi ve kendini birazcık fazla kaptırdı. Çünkü karşısında onu istemeyen bir kız var ve bunu anlayamıyor. Bunu anladığı zaman da üzülüyor. Kendisinin neden başaramadığını düşünüyor bu ilişki anlamında. Ama Ünal dışarıdaki hayatında ve işinde, kariyerinde çok şeyleri başarmış ve buna bu kadar takılmaması lazım. Gözde'nin, Gözde'ye diyeceği tek bir şey, Allah yolunu açık etsin. Ben sana duygularımla açık oldum, sen duygularınla bana kapalı oldun, hislerini söyleyemedin ve yorumlar yaptın. İyisiyle tatlısıyla bir şey yaşadık ya da yaşayamadık deyip sonlandırıp normal hayatına devam etmeli ve bence bu evden gitmeme kararı almalı. Biz... Ünal, ben sana bir şeyler hissetmiyorum dediğine katılıyorum. Bir şeyler hissetmediğini ben de gördüm. Bak, gösterdiğin için de teşekkür sen ederim. Sen yükselebilirsin. Heh. Sen arkadaşlarınla evde yüksek sesle de kavga edebilirsin. Buradaki benim arkadaşlarımla da yüksek sesle kavga edebilirsin. Evet. Benimle de yüksek sesle tartışabilirsin. Sorunum yüksek ses değil. Senin bana yaptığın saygısızca söylediğin cümleler. Evet. Tabii. Anladın mı? Bizim sorunumuz bu Ünal. Lütfen bunu anla öncelikle. Evet. Şimdi sen konuları kapatmak için elinden geleni yapıyorsun ama ben kapatmayacağım. Hayır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Seninle alakalı aslında burada yapılması gereken çok sert yorumlar olabilir. Ben seninle alakalı yapmayacağım çünkü sana karşı bir şeyler hissediyorum. Peki. Seni kırmak istemiyorum. O yüzden de inan bizim konumuz tabii ki de bu ev olduğu için konuşulacak. Ama dünden bugüne bu sadece... bir şey fark ettin mi Ünal? Mesela evet. Bugün şunu görüyorum sende. İki gün önce daha çaresizdin. Bugün diyorsun ki Gözde ile oturulan masada yükselmeden kalkılmıyor. Hayır öyle demedim. Ya da masadan kalkıp giderken hayır kötü bir şeye bağlamayacağım. Masadan kalkıp giderken arkandan Gözde bağırınca cevap vermeyince Gözde tekrar sana bağırıyor. Hep böyle yapıyorsun. Ya sen yine arkanda... İşi şuna getiriyor. Ya ben şunu görüyorum. Birbirinize iyi gelmiyorsun. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kötü uylarınızı çıkarıyorsunuz. Burada bir problem var Seda Hanım. Problem de şu. Her konuşmamıza başlarken Ünal ben hiçbir şey hissetmedim ve arkadaş kalabiliriz diyor. Ama benim yanlış tepkilerimi de işte bu yüzden olmadı diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi bir şeyler hissetmediğin ya, adama şey yapamazsın artık hani bir şeyler de bulunamazsın. Ya işte bu yüzden olmadı dediği için de ben orada aslında ben Gözde'de samimiyetsizlik buluyorum. Çünkü bir şeyler hissetmediğiniz bir adama karşı
bir şeylerin beklentisi olamaz. Yani Gözde, hissediyor mu? Benden bu hareketleri, bu hareketleri benden beklemiyor. Kadardı. Doğru muyum? Benimkisi bir gramdı, seninkisi 100 gramdı. Hiç hissim yoktu demedim ki zaten. Evet, seninle çok güzel vakit geçiriyorduk. Anladın mı? Evet. Görsel olarak tamamlamadığını düşünemiyordum. Çünkü kötü bir psikolojideydim o zaman. Bana çok iyi geliyordun. Ama bir yara ilişkiye bandı bak. Oldum, evet, doğru söylüyorsun. Bak. Bak değil, yara bandı. Çocuklar biz sekizin arasında kalmaktan döndü. Ben böyle bir şey demedim. Berker'de, sen de bunu kabul etmiyorum. Sen bana yara bandı olmadın. Sen Berker'in sana burada yapmış olduğunu benden çıkarttın. Tamam mı? Sen Berker'in acısını benden al. Ben bir şey demek istemiyorum. Yani tamam. Buna da sen müsaade ettin Ünal. Tamam. Kız zorla okay. Bir şey yapmadı. Okey, ben bir şey demiyorum. Yanında oldum, sevdin. Ama kesinlikle beni 3 gündür öyle kötü gösteriyor ki herkese. Ya ben bak, böyle bir göstereyim. Adam değilim. Ben böyle bir adam, ben kendimden şüphelendim. Hiç kötü gözükmüyorsun, kral seçildin ya. Böyle bir karakterde bir adam mıyım? Ya beni öyle bir şey yapıyor ki arkadaşlarıma karşı. Ya Ünal, ne? Kız hiçbir şey yapmıyor, kral seçildin Ünal. Aynı şeyden bahsediyorum. Ben sana ne yaptım ya? Böyle şeyler yaptım. Ya bunları 7 günde mi becerdim yani? Yanlış düşünüyorsun. Bak Ünal, Ünal, bugün kendi evinde biz de yapım olarak sana krallık tacı taktık, değil mi? Kurdelası evet. Taktık. Ve bütün arkadaşlarım kötü gösterse, kral olduğunu söyledi. Bir saniye göz. Kötü gösterse böyle mi derdik? Arkadaşların da aynı şeyi söyledi. Evet. Benim... İkincisi, kimse kimseyi zorla sevmez. Ben bir erkeği seviyorsam ona bitti. Kıyak olsun diye sevmem onu. Bitti. Bakın ben kendim bunları, için. Ben bunları ama niye olsun diyorsun? Efendim? Ne ama işte en azından bir şey, yani hiçbir şey saygısı yoksa konuşmalarında ben zaten şu anda diyorum ki evet gözlerinin ben bir şeyler hissetmediğini anladım falan. O hala beni bakın ben onunla alakalı doneleri burada söylemiyorum. Yanlış gösterilmesin buradaki arkadaşlara diye. Ama Gözde beni yanlış göstermek için bütün elinden gelen her şeyi... Yanlış gözükseydin kral bakın, olamazdın. Öyle bir şey yok diyorum. Bu benim yorumum. Arkadaşların yorum. Tamam, arkadaşların yorumlarını alalım. Selam. Benim söyleyecek bir şeyim yok çünkü. Bir şey diyebilir miyim? Dur, bir Farima'ya söz vermek istiyorum. Ben bir şey diyebilir miyim? Bir dakika Adnan, Farima'ya söz ver. Ünal, niye öyle düşünüyorsun? Hiçbir şekilde öyle bir algımız yok bizim hiçbirimizin. Ya, ya Farima, bu benim... Sadece senden gördüğümüz şeyler üzerinde yorum yapıyoruz biz. Evet. Ben şahsen sana burada da konuşurken söyledim, hatırlıyor musun? Dedim ki gördüğüm şey üzerine ben seninle konuşuyorum şu anda. Sesini yükseltin, o yüzden ben üzüldüm, sinirlendim. Evet. Çünkü Ünal bu öyle bir kişilik değildi gördüğümüz şeylerden. Yoksa Gözde senin hakkında bir kelime kötü bir şey söylemedi. Hayır, şu anda ben benimle alakalı kötü cümleler kullanıyor demiyorum. Sadece beni ben, kötü hayır, hayır. Şeye gösteriyor ben, diyorsun. Ben, bakın ben Gözde'nin bana karşı hislerinin olmadığını çok nazik bir şekilde anlattım. Yalnız burada dün Gözde yorum da yapılmaya çalışıldı. Ben dedim ki ya rica ediyorum ben olduğum için yapmayın. Anladın mı? Çünkü daha Gözde'ye hep tekrara karşı... düşüyoruz Ünal. Evet. Eda Hanım. Ben sadece şunu Adnan, söyleyeyim. Adnan sen söyle hemen Adnan sözü bir cümleyle. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Sadece burada benim hatalarımı, yanlışlarımı anlatırken o Gözde şunu ayırt şey yapamıyor. O kadar hatalı yani abartılı bir şekilde bunu anlatıyor ve ben de bu hissiyata kapılıyorum bu sefer. Bence çok kadar... etrafı takıyorsun ve yani bence içine odaklan. Öyle bir şey olsa kral olmazdın. Öyle bir şey olsa sen sevdiğin kadın az önce beni kullandın dedin ki o gel beni sev buradayım Ünal demedi yani. Evet. Adnan söyle artık ben sıkıldım. Evet Sedan, sadece şunu söyleyeceğim. Orada Ünal kırılgan bir tavır sergiliyor ama Gözde bunu farklı yanlış anlıyor. Tamamen bir yanlış anlaşılma var. Çünkü Gözde bugün bana dedi ki Ünal dedi 12 saatte olduğunda çekti arkasını çıktı gitti. Ben merdivenlerden giderken hatta niye nereden böyle gideceğiz? Beklentilerim var Gözde? Şu Sedan Hanım, orada Ünal diyor ki buradan diyor ama Gözde duymuyor. Gözde duymamaya kafayı takmıyor. Yani Ünal'a... Hiç alakası yok. Kardeşim şu, merdivenlerdeyken Ünal o evden buradan Ünal değişim kırılgan duyulmuyor. Kırılgan bir tavır sergiliyor. Sana karşı kırıldığını belli etmeye çalışıyor. Sen onu diyorsun ki sen böyle değilsin. Sen şöyle değilsin. Sen iyice sinirleniyorsun onun o kırılgan tavrına. Aslında yükselse sana, seni bastırsa sen bunların hiçbirini yapmazdın. Ha, daha mı iyi gelecekti? Evet. Kesin. Ben bunu 2 kere 2 4'se ben de ya adım ben bir tek şey görüyorum bak. Birbirlerini mutlu etmediklerini görüyorum. Tamam, ben bu evde aşk 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 dilimde tüy bitiyor. Uğraşıyoruz. Barıştırmak için şiirler okuyorum sizlere. Ama burada bir tanıdığımız bütün ayrıcalıkların sonunda Ünal Gözde'yle 2 dakika vakit geçirmek için, kendini anlatabilmek için uğraşırken biz 1 saat tanıdıktan sonra akşamın en ilerleyen saatlerinde
halen bu manzarayla bitiyorsa bu sohbetlerin sonu, bence birbirlerine iyi gelmiyorlar. Bunu da çok az çıktığı evet, için söyleyeyim. Bunu da ben de hakikaten çok fazla da artık bu konunun konuşulmasını da istemiyorum. Gözde iyi bir kız. Hakikaten alıp evlenilecek ve hakikaten bir kadınlık yapabilecek de bir kız. Sadece bizim, benim duyduklarımı o bana hissetmedi. Hisse değil, belki neyiniz uymadı denir ya, hani huyunuz uymadı. Dediğin ya bakın gibi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz ikimiz de çok fazla evet, sert karakterleriz. Evet. O yüzden de biz aramızda da konuşuyorduk zaten bunları. Baskın karakterleriz. Sadece bir şeyleri arkadaşlık adı altına, ya beni kırmış olsaydı o an, ama arkadaşlık adı altında belli başlı şeyleri yapmasaydı daha memnun olurdum. Ben onu tanıdığım için, onu şu anda duyduğum anladım, başka ümit için de çok memnunum. Ümit vermeseydi diyorsun yani. Kesinlikle memnunum. Sadece o an kırsaydı da... yani ben, ümit vermeseydim diyorsun Türkçesi. Ya ümit Türkçesi de demeyeceğim da keşke ya bir şeyleri arkadaşlık adı altında, burası evlilik programı, arkadaşlık adı altına... Diyor ki orada, ben diyor falanca kişi o kolyeyi verseydi diyor, ben gene alıp takardım diyor. Ama sen kolyeyi takarken kurduğun cümlede, duygularım, tanıma yolum diye cümle kurdumla verdin. Anladın mı? Al hadi sevgililer günde sen bekar, ben bekar, iki arkadaş kolye demedin. O savunmasını yapması bile yanlış. Hani bunu başkası da verse alacağım demesi yanlış. Ki sen kolyeyi verirken verdiğin niyeti açık bir dille söyledin. Şimdi arkadaşlık adı altı falan böyle bir şey yok baba. Reddetseydi evet, o zaman reddetseydi. Özel de bir gün. Evet. Şimdi bunun şeyi yok. Çevirmesi bunu. Ya bir dakika zaten onu çevirmeyelim. Yok. Ben şimdi şöyle bakıyorum Gökhan. O dönem bence Gözde de tanımak istedi yani. Gayet tamam, açık ve net. Peki aynı sorunu şunu söyleyeceğim ben size. Tanımak istediyse neden ertesi günü aklındaki başka ikinci kişiyi bunu söylüyor, söylemiyor musun? İşte önceki günü pardon. Ya bakın bunlar uymuyor birbirine. Yani kolyeyi taktı, çok mutlu oldum, 10 dakika sonra kavga ettik, beni taşıyamıyorsun diyor diye. Ya, ben Seda o anki Hanım, kritikleri hatırlıyorum. Evet. Seda Hanım bakın, beni taşıyamıyorsun kelimesi ağır bir kelime olabilir. Çok. Ama burada neler yaşanıyor? Yani demek ufacık bir kıpırtı, ufacık bir kıvılcım dahi olsa her şey alev alabilir. Demek ki yok. Yoksa niye yaptı bunu? Seda Hanım, ben ufacıkmış demek ki ya da çabuk sönmüş, olamaz mı? Ya bakın, şu evde herkes birbirini seven sayan insana zamanla değer verip yukarı taşıyabilir ama kimin kimi ne kadar ne ölçüde hangi sözle kıracağının ayarını da biz bilemeyiz. Bir laf, senin sinir olduğun bazı laflar var mesela. Sokaktaki birine söylesen güler geçer, sen deliriyorsun. Herkesin bir şeyi var ya, yumuşak karnı var. Gözde ile Ünal'ın yüzleşmelerini seyrettik. Bence Gözde en başta Ünal'la başlarken ve o kolyeyi takarken hisleri vardı. Yani bu ilişkiye bir inancı vardı. Ama sonrasında Ünal'ın dik çıkışları ve ona kurduğu cümlelerden dolayı geri çekildiğini düşünüyorum. Ve başlamadan da bitmiş oldu böylece. Bu akşam üzerine bir uyuyalım, yarın beraberiz. Çok uzun bir gün oldu. Görüşürüz. Yok yok. Hadi hoşçakalın. Hala yarım kalıyor, şöyle sinir oluyorum ya. Dur. Kalbim ağrıyor. Kur'an çarpsın. İyi misin? Ya ne oldu? Çarpıntım var ya. Oo. Oh. Oh, oh, oh. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Ne? Bu nasıl bir ağrı ya? Kanka su getirsene. Of, of, of. Ya bana cevap vermen gerekiyor. Neren ağrıyor? Elim sıksana biraz. Tamam, İyi sen sık elimi biraz. Ne? Ne? Ünal, tutsanız abi şunu. Tut, tut, tut. Kaldır abi, kaldır, götür. Kaldır, tut. Tut abi, tut, götür. Ünal'ın durumu bayağı ciddiymiş. Ambulansla falan gelip almışlar. Çok kıskanırsın bazen.